Sohbetlerin bir yenisi daha karşımızda. Bugün konumuz Wikipedia yasağı. Bunu çok konuşuyorduk. Herkes eleştiriyordu ama Wikipedia yasaklarının aslında doğru olduğunu söyleyen bir kişi çıktı karşımıza, Mehmet abi. Ama öyle hani atarak tutarak tabii ki savunmayacak. Bunun arkasında temelleri var. Biz de niye bunu düşündüğünü soracağız. Niye böyle olması gerektiğini. Onun dışında bir çok eşlilik muhabbeti var. Ben bugün Evrim Ağacı grubunda da paylaşmıştım ama silinmiş galiba. Bu benden çıkan bir şey değil arkadaşlar. Ben çok eşliyim ya da ben çok eşli istiyorum da diye değil. Ya bu Einstein'ın muhabbeti. Genius'ta da fazlasıyla değinilen bir muhabbet. National Geographic'te bir yazı vardı onunla ilgili. İşte Einstein sözleri falan vardı. Ona biraz değineceğiz. Çok eşlilik insan doğası mıdır, değil midir? Kendimizi mi kandırıyoruz ya da tek eş olmakla? Onu biraz konuşacağız. İlk önce Wikipedia ile ilgili hemen başlayalım arkadaşlar. Hoş geldiniz öncelikle, merhabalar. Evet, Mehmet abi senle direkt başlayalım. Tamam Evet. mı? Sen şimdi, senle çok konuştuk biliyorsun. Hani bu Wikipedia yasağı olduğu zaman herkes eleştirdi. Ama aksine sen bu yasağı savundun. Argümanların nedir? Neden savundun? Lütfen bize söyler misin? Ve niye Wikipedia kapatıldı? Onu da söyle. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Hükümetin Wikipedia'yı kapatma gerekçesini ne hukuksal buluyorum ne doğru buluyorum. Ama bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir hesabı. Ufak da olsa bir faydası oldu. Şimdi ben bunu daha önce de belirttim. Wikipedia'lar değil, benim isyanım sadece Türkçe uzantısına. Çünkü İngilizcem çok ciddi derecede araştıracak kadar iyi değil. İngilizcesi hakkında bir şey söyleyemem. Ama Fransızcasının çok güzel olduğunu daha önce de söylemiştim. Şimdi Türkçesindeki rezaletlerden isterseniz bir iki örnek vereyim mesela. Arkadaşlar anlasın. Buyur. Şimdi sormuşlar adama 12 Eylül ne zaman oldu diye, 12 Eylül 1980 askeri darbesi. Adam diyor ki Haziran ayında. Bir başka arkadaşa soruyorlar, Atatürk kimdir diyorlar. Arkadaş ilk padişah diyor. Cumhuriyeti kim kurdu sorusuna Kenan Evren diyen var. Bir dakika, Türkiye'de bunlar Wikipedia'da mı yazıyor abi? yok. Şimdi izah ediyorum. Bunu Hı? bu bilgiyi öğrenen arkadaşların nereleri kaynak aldığını söyleyeceğim şimdi. Türkiye'de senato var mı diyorsun? Var diyor. Bir senatör söyle diyorsun. Adnan Menderes diyor adam. Şimdi bunlar Türkiye'deki gerçekler. Bu sarı mikrofon veya farklı tarzda programları takip eden arkadaşlar bunları çok görüp ve gülerler. Tabii canım, İsmet İnönü şunu bunu soruyor. Kimseyi bilmiyorlar. Ama Tabii. çok evet. O yani bir halkın şöyle bir şey var. Mehmet abi, ben sana destek olayım burada. Gerçekten halk bizim düşündüğümüz gibi bizim bu konuştuğumuz konulardan uzak. Hani biz belki burada belki bazı insanlar biz konuşuyoruz ama ne olacak diye düşünüyor ama en Yanlış bir azından şey bir derim şeyleri ama bir şey konuşur diye iki düşünüyoruz kez, biz üç burada. kez Ama kontrol halk ediyorum. Yani bu kadar abi emin ve keskin konuşmak cahilliğin işi olsa gerek. Ya bu kesinlikle böyledir deyip nokta koyuyorsa ben o adama pek inanmıyorum kolay kolay. tabii yani Burak şimdi şöyle düşünmek lazım. Bizim ülkede bak sen bana tarihçi dedim ben hemen düzelttim. Hukukçuyum dedim. Neden? Ben şimdi tarih fakültesine de bu sene başvuruyorum. İyi de bir puan bekliyorum. Ama ben o fakülteyi bitirene kadar kendime tarihçi dedirtmem. Çünkü buna ehliyetim yok. Ama bakıyorsunuz lan Türkiye tarihçi kaynıyor. Televizyonu açın her konuşanın altında tarihçi yazar. Kardeşim bu adam tarihçi mi yazar mı? Yani önce bir şunu saptayalım. Herkes ve bizim ülkenin en büyük zaafı ne biliyor musun Burak? Herkes her şeyin ustası. Senin dediğin gibi. Her birey kendi işi dışında bütün işlerin ustası abi. Ama bir işini bilmiyor. Ya uçakta hiç Erzurum uçağına binen var mı aranızda? Ya adam uçağı indiriyor. Hafif bir sarsıntı oldu. İki sıra arkadaki amca diyor ki Erzurumlu. Ya diyor bu da indirmeyi bilmiyor diyor. Birazcık diyor yalpalayarak getireceksin diyor. Önce arkayı sonra önü bırakacağım diyor. Ya sorsam bu herif ilkokul mezunudur ya. Buraya kadar bir şeyler eklemek ya da söylediği şeye karşı bir şey söylemek isteyen var mı arkadaşlar? Genelde ben haklı gördüm dediği çoğu şeyi ama lütfen sesli konuşalım. Ha Burak'cığım şunu da ekleyebilir miyim? Ekleyebilirsin abi. Şimdi bu Wikipedia'nın kapatılma gerekçesi Şimdi Enerji ve Tabii he. Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın arkadaşın dediği gibi damadı olur Esra Erdoğan'ın eşi. Onun kararıyla olmuş. Doğru. Şimdi gerekçe
Tabii gene baştan söyledim. Karşıyım. Ama bak anlamadım Mişar Mehmet abi. Kaç tane insan bunun İngilizcesine girip okuyor? Gözün seveyim. Ben bile çoğu zaman üşenip Türkçesine girip okuyordum. Ha Ya doğru. benim okuduğum şeyler Berat'a... Yazanlar değil mi ya? Efendim? Bunu yazanlar kimler mi? Çingeli. Türkçe yazanlar Çingeli. kimler Çingeli. bilmiyor mu zaten? Zaten bilgisi olmayan bir insandan bahsediyorsun. İngilizcesi niye? Türklerin yani bence İngilizcesi gayet bir yararlıydı. Çoğu insanın değişini gördüğünü düşünüyorum böyle citation'ların. Devleti, enerji ve Tuğçe şimdi tabii şöyle yapalım kaynaklar var. öncelikle. Wikipedia içeriği nasıl oluşturuyor? Bunu bir söyleyelim. Bunu çünkü çoğu kişi bilmiyor. Aranızda Wikipedia nasıl içerik ekleniyor? Bilen var mı? İçerik eklemek için Edit öncelikle var edit. yazar Buyurun. olman lazım diye biliyorum ama. Evet, öncelikle yazar oluyorsunuz. Yazar olduktan sonra İçeriklerin belli o gruplara şeye oluşturuyorum. ekleneceğini, Hangi ana kriterle? sayfaya ekleneceğini tartışıyorsunuz. Bu tartışmadan sonra özellikle şeye dikkat ediyorlar. Hani kaynak göstererek eklemeye dikkat ediyorlar ama hani bu tabii şeye bağlı oluyor. Kaç tane insanın o konuyla ilgilendiği ve bu ilgilenen insanların ne kadar bilgili olduğuyla alakalı oluyor. Onu Mesela nasıl test ediyorlar? Mesela alanında bilgilimdeyim diye. test etmiyorlar. Hani sonuç sorun da o biraz zaten. Hani eğer şöyle bir şey var. Hani konuyu yazacak adam fizikle ilgilenen biri ise hani fizikle ilgilenen adam genelde bilgili olduğu için mesela İngilizce fizik sayfalarında ben gözüm kapalı gülebilirim Wiki'ye. Anlatabiliyor muyum? Çok nadirdir benim hata gördüğüm o konularda. Wikipedia'da falan ama Şimdi bunu özellikle tarih falan olunca mesela bu kişiden kişiye, ülkeden ülkeye tarih konusu değiştiği için hani sonuçta milliyetçi şeyler falan gidiyor işin içine. yok Caner, Hani öyle değil yani, o kadar değil. Kesiyorum, özür dilerim de bitir ekleyeyim abi. Ben not alayım, özür dilerim. hangi konuda Buyurun. öyle değil anlamadım. Şimdi abi, tarih konusunda problemlerden ziyade hukuksal metinlerde daha büyük problemler var. Bir de şimdi Hangisi tarih daha sorun mu bilemem milliyetçilik tabii de açısından. ben hani benim demek istediğim şu hani bu yazıyı ekleyenler mesela benim tarih konusunda gördüm daha çok tabii hukuk konusunda olabilir de mesela şunu örnek vereyim Osmanlı konusunda bir konuya girdiğiniz zaman hani girip bunun hani bu yazarların sayfasına girip baktığınızda çok büyük tartışmalar dönüyor. Hani ikide bir de editleniyor falan filan. Hani niye? Çünkü Evet. mesela bir Bulgar'a göre Osmanlı farklı, bize göre farklı. Anlatabiliyor muyum? Bunun hakkında büyük savaşlar çıkıyor. Ama hani hukuk konusuna bakmadığım için o konuda çok bilgili değilim. Tabii siz daha iyi bilirsiniz onu. Estağfurullah. O zaman Şimdi tarih şu objektif değildi diyebilir miyiz acaba? yok kim arkadaşım. Şimdi şöyle bakın. Tarih objektiftir. Neden? Tarihi objektiflikten çıkartırsa, Atatürk'ün meşhur bir lafı vardır. Bakın, Türk Tarih Kurumu, o zamanki adıyla Türk Ocakları'nda, tarih yazan tarih yapana sadık kalmalıdır. Yoksa bu tarih olmaz diye. Şimdi objektif yazılacak bir tarih. Objektif yazılmayan tarihçi ne olur biliyor musun? Burak isim verme dedi ama Kadir Mısıroğlu olur. Ya da Ver abi ver. Sen de bu ver. Sen de ver bizim başımızı. Ver abi abi ver. merak etme, ben avukatım, senin bütün hukuksal şeylerini Zaten sana yönetmeye güveniyorum. güveneceğim. Yoksa o yüzden sıkıntı yok yani. Veya Verebilirsin. Mustafa Armağan gibi tipler oluşur. Şimdi bunlar ideolojik tarihçidir. Aynen. Mustafa Armağan'ı 5 sene önce kimse tanımıyordu. 10 sene sonra da emin olun kimse tanımayacak. Ama Halil İnalcık bugün ne yazmışsa Halil Amerika'da İnalcık bitmiş bir durumdur. her İş bunu şeyi doğru özetlemekten savun Halil ibarettir. İnalcık. Şimdi Ankara Savaşı ile ilgili Burak söyledin de, biz daha Ankara Savaşı'nın yapıldığı yeri bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Çubuk Ovası mı, Mürtet Ovası mı belli değil. Neden biliyor musun? Ankara Savaşı'nda işte Timur Türk müydü? Yıldırım'ın karısını elinden mi aldı? Yok, Yıldırım ilacındaki şey, yüzündeki zehri mi içti? Bak, bunu Ha, tartışmaktan işte imkan onu yok. diyecektim. Yani bak abi yani bu kadar ortada net olmayan bir şeyler var. Ama bu Nasıl Fransızca yani? bizim ülkede böyle. Fransa'da niye böyle değil kardeşim? Ben Fransızca bütün, ben 300'e yakın Fransızca tarih kitabı var. Neyse o. Bu bizim toplumumuzda böyle işte Burakcığım. Bunun nedeni de bilgi kirliliği. Ve bazı insanların bu tartışmalardan tarihi ideolojik hale getirmekten kaynaklı Anladım sıkıntıları. ben seni. Bak, İdeolojilerini görüyorum diyorlar günümüzde diyorsun. tabii, bak Burakcığım, günümüzde neyin kavgasını yaşıyoruz şu an? Çok yeni bir moda çıktı. Ulu Hakan, cennet mekan, bir karış toprak vermeyen Abdülhamit Han diye. Ben size şimdi Abdülhamit döneminde giden toprakları söyleyeyim. Bak, Mısır, Tunus, Libya. Tunus'u da nasıl verdik biliyor musunuz? Onu da anlatırım. Sırbistan, Karadağ, Kıbrıs.
şimdiki Türkiye'nin iki katı toprak verildi. Ama anlayamadığım bir şey abi. Adamlar bunu bilmiyor mu gerçekten? Yoksa biliyor. Bak ve meclis başkanı çıkıyor Abdülhamit'in adına şey düzenliyor. Millet, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına sempozyum. Ve sempozyumda bir karış toprak verilmedi diyor. Neden? Çünkü ideolojik olarak bölünmüş. Onlar Abdülhamitçi. Abdülhamit iddiaçlar. O zaman şöyle diyeyim. Bu Wikipedia'da ideolojik olarak bölünmüş. Abi. Oradaki insanlar art niyetli olarak ülkeyi kötüleyebiliyor. Veya ülkedeki şeyleri sözlük mantığına dönüyor. Bunun bir örneğini vereyim isterseniz. Şimdi mesela bu konuda benzer bir örnek var. Yunanlılarla bizim aramızda. İzmir meselesinde İzmir'den geri çekilirken Yunanlılar biz yani Türk askeri girdiğinde İzmir'i Türk askerinin yaktığını söyler. Hani şey yapmak için Yunanlıları çıkartıp daha şey denize sürebilmek için. Şimdi bunun bizim versiyonumuzu herkes biliyor tabii. Hani buradaki ayrımın sebebi ne? Hocanın da dediği gibi şey, ideolojik sebepler. Hani hangisi gerçek artık o bile karışıyor. Yani hangi kaynak geçerli, hangi kaynak değil. Bu iki ülke arasındaki dispute yani anlaşmazlık yüzünden kaynaklar bile sorgulanır hale geldi. Bir de şöyle bir şey var. Yorumdan kastım şuydu mesela Mehmet abi az önce. İstanbul'un alınması bize göre fetihtir yani genel olarak söylüyorum Türklere İsmini göre. Ama Yunan'a göre bu bir işgal. 53 yılında düştü. Bizans düştü. Doğru mudur? Doğrudur. Senin demek istediğin şey bu tarihlerin doğruluğu mudur abi? Yani bilgilerin doğruluğu. Hayır. Şöyledir. Bak şimdi. Hemen izah edeyim. Önce metodoloji. Bir de şu orada Celil diye bir arkadaşa bir şey söyleyeyim. Mesela 10 yıl sonra Gezi olaylarını yazacak olsa kaç farklı yorum çıkar diye. Arkadaşlar 2007 yılında Ergenekon'la ilgili yazılan yazarın yazısını alın. 2015'te alın. Aradaki farkı görün. Aynen doğru söylüyorsun. Bu kadar açık. Gazete haberi. Evet. Televizyon şeyinden ne tarih ne ilim. Hiçbir bilim yapmıyor. Hocam ben... Buyur abi buyur. Bir dakika. Hocam ben şöyle bir şey söyleyeyim. Siz yine devam edin isterseniz. Bu aslında Bizans demek doğru bir şey değil. Yani onun yerine doğru mu İmparatorluğu demek daha doğru. Evet. Neşin katılıyorum. İlber Ortaylı'yı da yazmıştı. Çünkü Bizans ismi Bizantiyon'dan geliyor. Yani Bizantiyon da öyle basit bir şehir. Ama Doğu Roma İmparatorluğu koskoca bir imparatorluk yani. O yüzden şey demek daha doğru. Doğu Roma İmparatorluğu demek daha konuda ben bir tartışma yapmıştım bir keresinde internette. Yunanlılara bunun aynısını ben söylemiştim. Çok sert bir dilde karşı çıkmışlardı. Çünkü bugünkü Yunanlılar Bizans'ı tamamen Yunan bir olgu olarak görüyorlar. Yani evet. Roma ile alakası olmayan kendileriyle alakalı. O yüzden demin Burak dedi ya hani işgal diye Yunanlılar işgal diyor. Gerçekten Yunanlılar bugün İstanbul'un ele geçirilmesini bizim tarafından alınmasını işgal olarak görüyor mesela hala. Ve evet. Şimdi mesela demek istediğim bak şu. Şimdi şöyle hemen güzel bir yeri getirelim. Mesela abi Yunanlılarla Türkler internette savaşıyor. Savaşsın. Şeyde bu bot sayfalarında Turkish Ball, Greek Ball. O ona bir şey diyor. Ama eğlenceli tamam mı? Onu kimse ciddiye almıyor ama şimdi insanlar Wikipedia'nın İngilizcesini düşünün. Ben bir yabancıyım abi. İngilizim tamam mı? Ve Türklerle ilgili araştırma yapıyorum. Tarihçiyim abi. Tabii dediğin gibi yine kitaplardan araştırma ya da basit bir insan olduğunu düşün. Şimdi oraya gelen Yunan onu işgal olarak nitelendirecek ya da Ermeni soykırımının yapıldığını söyleyecek. Ermeni birisi yazsa. Hiçbir alakası yok. Bak şu anda şöyle bir şey var. 2 saattir dinliyorum. Burada bir parantez açmak durumunda kalacağım. Zaten belli bir tarihçiysen, bir researcher'sen, zaten work citation olmayan, kaynağı belli olmayan özgür Wikipedia'ya sadece niçin bakarsın? Genel olarak insanların fikirleri konu hakkında ne diye bakarsın? Genel olarak bir kaynak olarak beyz almazsın ki Wikipedia'yı sadece. Ya şöyle diyeyim. Öğrencisin mesela Tuğçe. Lisede öğrencisin. Öğretmeni ödev verdi. Efendim?
Lisede bir öğrencisin, öğretmeni ödev verdi. İşte çocuklar araştırın, böyle bir konu var. Ya Wikipedia biz de kullandık canım. Yani hani hiç, yani ben araştırmacı olmadım. Daha basite yay. Belki yardımcı olabilirim. Evet. Şimdi bir fizik performans ödevinde bile işte popüler bilim insanlarının hayatıyla ilgili ödevler veriyor performans ödevi olarak da. Ve öğrenciler direkt çıktı getiriyorlar. 20 öğrencinin 18'i çıktı haline getiriyor. Aynı şey edebiyatta da geçerli. Edebiyat dersimizde mesela şu şekilde oluyor. Bir öykü yazmasını istiyor. Gene çıktı olarak getiriyor. Şimdi öğretmen bunu internetten mi yaptı? Yoksa Word kullanarak da mı? Yani bilgisayardan klavyeyi hani daha hızlı yazmak için mi yazdı? Bunu ayırt edemiyor. İşte eskiden... Ya çok saçma, hayır bak nasıl ayırt edemeyecek? Ben de burada bir İngilizce öğretmeni olarak bir article yazdığımda ben ona normal olarak canım korpus vardır. Anlatabiliyor muyum? Burada diğer arkadaşlar da researcher aralarda olan arkadaşlarım da varsa zaten bunu bilirler. Öğretmenin zaten bir paragraf olarak yapıştırdığında nereden alıntı olduğu, hangi article'dan, kime ait olduğunu her şeyi görebiliyor. Bu bir database. Korpus'ta bunların hepsi senin high frequency'lerine göre depolanır. Bu Türkçe'de, İngilizce'de yazdığımız tezler o zaman nereden çıkıyor? Yani bunun kesinlikle internet çok açık bir resource. Ama tamamen Wikipedia'nın kapatılmasına ben tamamen karşıyım. Çok saçma bir şey. Öğretmen zaten ona yetedemiyorsa öğretmen olmasın zaten. Çok saçma bir mantık. Ya zaten evet. Şu şekilde baktığımızda hani insan hakları gereğince de Wikipedia'nın kapatılması kötü yani olumlu değil. Mesela şuradan bakabiliriz. Madde 26'ya göre insan haklarının madde 26'ya göre birinci bölümde her şahsın öğrenme hakkı vardır diyor. Belki burada bizim öğrenme hakkımızı engellemiş oluyorlar ülkede. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. İnsan haklarının ek protokollerine bakarsan o öğrenme doğru bilgiden kısıt. Yani şöyle söyleyeyim. Ya bize haber al. Yok, öğrenmeden kastı haber alma. Yani herhangi bir akademik yayın bile öğrenme anlamında değil. Yani anladım, bir yerde anladım, olan anladım. Bir olayı. Ama senin dediğine de katılıyorum. Bakın Burak'cığım, arkadaşlar söyledi, hemen birer cümleyle geçeyim. Şimdi tarih de yorum olur mu diye bakın arkadaşlar. Her bilimin bir metodolojisi var. İşleyiş şekli. Bu böyle olmak zorundadır. İster pozitif bilim olsun ister olmasın. Bakın tarihin metodolojisi tektir. Tarihte yaşanan bir olay varsa bu olayın bir belgesi vardır. Bir buluntusu vardır. Yani arkeoloji de böyledir. Bir buluntu üzerinde çalışılır ve belli bilgiler toplanır. Şimdi bir konunun belgesi yoksa bu konu tarih olmaz. Bir konunun belgesi varsa belgenin de üstüne yorum olmaz. Ya bu kadar basit. Sonuçları hakkında yorum olabilir. Bakın o farklı şey. Sonucu hakkında yorum olur. Örnek veriyorum. Burak demin söyledi. İstanbul'a bu biz fethettik. Ne Fatih Sultan Mehmet'i değiştirir, ne Bizans Kralı Konstantin'i değiştirir. Peki Mehmet sadece abi. Sadece bunun sonucunu söyleyebilirsin. Evet. Ama yani tutup da şunu diyen adam var abi. Ya böyle bir şey olur mu? Şimdi böyle bir şey uydurmuşlar. Peygamber demiş ki Muhammed, şeyi kim alırsa İstanbul'u ne mutlu komutan. Ulan General Hamilton'da mı mutlu komutandı İngiliz şeyi 1918'de işgale geldiklerinde? Tamam bak bunlar da haklısın ama şimdi şunu söyleyeceğim. Şimdi Wikipedia kapatıldı. Artık insana doğru bilgiye mi ulaşmaya başladı? Bir, ben niyetten şeyim abi. Mesela iki tane akademisyen şimdi kaç gün oldu açlık grevindeler. Görüşlerini beğenelim ya da beğenmeyelim. Kendilerini sevelim ya da sevmeyelim. Hiç önemli değil. Hani işte iddialar baktığın zaman troll karşıt göçer. Yok bunlar DHKPC'li de bundan yapıldı falan filan. Yani bütün DHKPC'liler okuldan atıldı da bunlardan mı atıldı? Ya da bütün FETÖ'cüler işte ne bileyim terör destekçileri, IŞİD sempatizanları vardır illaki için. Bunların hepsi atıldı. Hakkaniyet yemedi mi atıldı? Yani Wikipedia'ya bu yapılan şey şöyle yapılsa da daim olmaz mıydı? Yanlış olduğunu düşündükleri bilgi. Neydi bu dediğin? İşte IŞİD'e silah yardımı... Ya Burak, bari sen yapma abi. Lütfen rica ediyorum. Bak dediklerini dinleyin de hocalarla ilgili benim de bir lafım var. Sanıyorum Tuğçe Hanım'dı. Bir şey söyleyeceğim. Bak arkadaşlar. Bir şeyi, şimdi ben burada hukukçu, aynı zamanda birazcık da siyasetle uğraşmış bir insan olarak söylüyorum. Bakın, ütopik hayaller içinde gezmeyin. Her ülkenin şartları kendine özgüdür. Yani siz tutup şimdi Finlandiya'daki alıp eğitim öğretim modelini Türkiye'de uygulayamazsınız. Veya Türkiye'den aldığınızı Almanya'da. Her ülkenin hem sosyoekonomik hem sosyopolitik şartları vardır. Bu şartlar üzerinde gitmek lazım. Mesela Tuğçe Hanım dedi, öğretmen. Çok güzel bir meslek, çok kutsal bir meslek. Dün de söyledim burada. Benim annem de öğretmen dedi. Kaç tane öğretmen idealist olarak çocuk yetiştiriyor?
Kaç tane öğretmen ya ben şunları biliyordum. İstiklal Marşı oku 100, Gençle Hitabe Ezber oku 100 diye puan veren edebiyat hocası vardı bu ülkede. Hala var. Müslüman çocuğa 0 veriyor lan din kültürü dersinden. Ya mantık da yok abi. Çocuk bir kere Müslüman ya. Ya kelime-i şehadet getirse 5 puan verirsin. Anlatabiliyor muyum? Abi sorun o değil. Bak anlamadığın şey şu. Hemen vereceğim Tuğçe'cim sana. Hemen vereceğim. Şimdi Tuğçe bugün ben sana bilgi vereyim. Niye bu yönde gidiyoruz? Çünkü herkes Wikipedia'nın kapatılmasını yanlış buluyordu. Mehmet de yanlış bulmayan tek kişiydi benim tanıdığım. Tek kişi. O yüzden ben Mehmet'i alıp onun neden tek kişi yanlış bulduğunu anlamak için ona soru sormanız için bu yayını aldım. Yani ona karşı sorular sorun arkadaşlar. Çünkü Mehmet onu tabii savunmak için. Tabii ben de sorun diye buradayım zaten. Yani o yüzden ben diyorum ki. Şey değil, ben propaganda de izah yapmak edeyim. İçin değil yani. Bunu siz de izah doğru edin. Tabii. Arkadaşlar bakın her zaman söylüyorum. Seviyeli bir biçimde birbirimize fikrimizi açmak, çapraz şekilde fikir sorgulamak buradan bilgi almaya müsait değil. Bak Alpay çok güzel söyledi. Şimdi bakın Tuğçe Hanım bir öğretmen. Eğitim öğrenimden daha önce gelir benim için. Bir çocuğun kültürü ve eğitimi. Bu çocuklar 7 ile 18 yaş arasında bu okullarda eğitim görüyorlar. Zihinlerinin en açık olduğu alanda, Tuğçe Hanım bu arada yanlışım varsa düzeltin, istirham ederim. Zihinlerinin en açık olduğu... Evet. Ben de katılmak tabii istiyorum. Tabii ki de. Abi selam. Ya mobilden bağlanıyorum da şu an. Sesiniz çok çok kısık geliyor. Bunu nasıl düzeltebilirim acaba? Ses ayarları var. Yükseltirsen oradan sesin daha yüksek olur. Kişiye özel olaraktan yükseltilebiliyor. Her ismi ayrı ayrı tıklayarak. Evet ya ben de onu şimdi gördüm. Tamam. Kutsal bilgi kaynağı değildir. Orası güvenilmezdir. Aslında ironik bir sözlük şeyi vardır. Bir gün abi bizi polis çağırdı biliyor musun? Ne oldu abi? Yok çağırdı. Bak şimdi ne oldu? Bir iş açıklarına çağırıldı. Yemin ediyorum. Başıma hiçbir gelmediği kalmamıştı. Arkadaşlar bir tane hoca var. Asistan ha. Hoca dediğimde böyle yani kıçı kırık asistan. Öyle çok üst düzey bir şey de değil yani. Bizim Utku diye de bir çok sevdiğim arkadaşım var. Hocaya yazmış ki Mehmet abi. Gay olduğundan şüphelendiğim hoca. Abi bizi aradı Fatih abi ortam yani sitenin ikinci şey yardımcım böyle. Burak dedi polis çağırıyor seni. Ne oldu abi? Bak şimdi site zaten o kadar risk altındayız ki. Öyle başlıklar açılıyor ki solda. Sitenin ilk gündeyiz abi. Başlık troller sardı bize tamam mı? Sırf bizi test ediyor. Hani cemaatçi sözlük müyüz, sağcı mıyız, solcu muyuz? Herkese de beğendiremiyoruz. Herkes bizi test ediyor kendi hassas noktasına. İşte başlıklar şu abi. Muhammed'in Ayşe'ye verdiği ayar. Şimdi silsen bir dert, silmesen bir dert. Siliyorsun özgürlük karşıtı. Silmesen yasal sorun. Ondan sonra sildik işte cemaatçi oldadımız. Başka bir şeye sürdük. Türban düşmanı dediler bilmem ne. Çok zor internette bazı şeyleri ayarlamak. Yani o kadar zor ki. Evet. Tuğçe. Burak şey geldi öyle. İnterneti kesinlikle hiçbir şekilde kapatamam. Site evli mi acil mi yoksa başka bir site mi? Yani. Yo bu site sözlükle bir yankı var bir dakika. Evet. Ha ayarladım bizim. Bu site arkadaşlar sözlükler CS diye bir siteydi. Ekşi sözlük. Ekşi sözlüğün daha bir sloganı kutsal bilgi kaynağıdır. Tamamen ironiktir. Aslında kutsal bilgi kaynağı değildir. Orası güvenilmezdir. Aslında ironik bir sözlük şeyi vardır. Bir gün abi bizi polis çağırdı biliyor musun? Ne oldu abi? Yok çağırdı. Bak şimdi ne oldu? Bir iş açıklarına çağırıldı yemin ediyorum. Başıma hiçbir gelmediği kalmamıştı. Arkadaşlar bir tane hoca var. Asistan ha. Hoca dediğimde böyle yani kıçı kırık asistan. Öyle çok üst düzey bir şey de değil yani. Bizim Utku diye de bir çok sevdiğim arkadaşım var. Hocaya yazmış ki Mehmet abi. Gay olduğundan şüphelendiğim hoca. Abi bizi aradı Fatih abi ortam yani sitenin ikinci şey yardımcım böyle. Burak dedi polis çağırıyor seni. Ne oldu abi? Bak şimdi site zaten o kadar risk altındayız ki. Öyle başlıklar açılıyor ki solda. Sitenin ilk gündeyiz abi. Başlık troller sardı bize tamam mı? Sırf bizi test ediyor. Hani cemaatçi sözlük müyüz, sağcı mıyız, solcu muyuz? Herkese de beğendiremiyoruz. Herkes bizi test ediyor kendi hassas noktasına. İşte başlıklar şu abi. Muhammed'in Ayşe'ye verdiği ayar. Şimdi silsen bir dert, silmesen bir dert. Siliyorsun özgürlük karşıtı, silmesen yasal sorun. Ondan sonra sildik işte cemaatçi oldadımız. Başka bir şeye sürdük, türban düşmanı dediler bilmem ne.
Çok zor internette bazı şeyleri ayarlamak. Yani o kadar zor ki. Evet. Tuğçe. Burak şey böyle ya. Ya interneti kesinlikle hiçbir şekilde kapatamaz. Site evli mi acaba yoksa başka bir site mi? Yani. Ya bu site sözlükle bir yankı var bir dakika. Ha, ayarladım bizim. Bu site arkadaşlar Sözlük RGS diye bir siteydi. Ekşi Sözlük gibi. Hatta Ekşi, İTÜ, Uludağ, Kötü Sözlük ve biz 5.lik Türkiye'de. Çok da iyi yerlere geldi. Bunlar, ama yoruldum. İnci Sözlük var, Uludağ Sözlük var. İnci, bunlar da mı öyle? İnci falan onlar da öyle de onlar ayrı ama. Çok bak, polisin... diyorlar ya. Onlara geçen gün girdim de hani onlar da mı üniversite şeyi diye sordum. Ya onlar yok. İnci Sözlük başka. Ben şimdi bir şey diyeceğim. Bak Mehmet abi. Yasal sınırlarımız var tamam mı? Şimdi polise gittik. Adam okuyor. Brokoli nickli admin. Brokoli ne lan falan diyor. İşte kolibandı bizim diğer arkadaşın takma adı da. Kolibandlamıştık biz. Van depremi yardımı yapmıştık. Adam kolibandlamaktan kolibandı oldu. Hani formaliteden bir yazı tamam mı? Biz onu bile sildik. Şimdi ben buradan karşı davaçsam gay olmayı hakaret olarak saydığını ve falan filan oradan bile karşı dava açılır. Demek istediğim Wikipedia'da mesela şu düzeltme yapılabilir abi. Wikipedia'da bir yanlış bilgi mi var abi? Yanlış bilgi silinebilir. Bizim bilgilerimizin silindiği gibi. Adam muhtemelen doğru mu? Gay değil. Halbuki bu kötü bir şey de değil. Gerçi de adam gay olmadığı için dava açıyor ve polis bize IP istiyor. Ben direkt arkadaşı çağırdım IP vermek yerine. Oturduk gayet dostane konuştuk. Dilekçeyi verdik. Yazıyı sildik abi bitti. Yani Wikipedia'da da az önce bak burada yazmış arkadaş hangi başlıktan dolayı yasaklandığını. Wikipedia'nın yasaklanan başlığı yukarıda. Foreign bilmem ne diye başlıyor bak yukarıda görmüş olman lazım. İşte Suriye İç Savaşı ile ilgili. Bu başlığı düzeltebilir veya bu başlığı silinebilir. Ama Wikipedia'nın içinde fizik var, matematik var, biyoloji var, kimya var. Ya sen ne yapacağımız yayında? Edebiyat var tamamen analize yönelik. Hayır, her şey edebiyat var. Da o şekilde. Aynen. Özür dilerim. Evet. Politik sorunlar politik yüzüne kapandı bence ya. Şimdi arkadaşlardan biri İnci Sözlük'le Wikipedia mı karşılaştırılıyor diye sormuşlar. İnci Sözlük ne bilmiyorum arkadaşım. Burak sordu ben onu sordum. Yok yok karşılaşma değil. İnci Sözlük ne olduğunu soruyor yani onu anlattık. İnci Sözlük'te öyle şeylerle aram yok. Gezi zamanı birebir katıldı falan işte. Oradan bir şey yaptı. Böyle liseler falan vardı. İşte bilmem ne ben takılmıyorum yani. İlk çıktığı zaman Ekşi'den Burak... çıkan zeki adamlardı ilk başta. Evet Tuğçe. Ya bir şey söylemek istiyorum. Bir de şimdi şu anda hani bu benle aynı hemfikiri paylaştığını düşüneceğim. Ben genel olarak Polak arkadaşlarım gerçekten dışarıdan objektif olarak baktıklarında bu bence çok aptalca bir şey olarak yani neden anlatabiliyor muyum? Yani? Ha, aynen bana bir şey diyeceğim Tuğçe. Evet, bak yan arkadaşın sevgilisi Çek Cumhuriyeti'nden geliyor buraya. Arada bir tatil işte arkadaşına geliyor. Geldi Burak dedi ülkenizde dedi Wikipedia mı kapatıldı? Bana ilk sorduğu soru buydu abi. Bak bir dünya imajı var. Sen terörle Wikipedia'yı kapatarak Mehmet mücadele edemezsin. Ya abi. Burak abim Türkiye'nin imajı yurt dışında o kadar kötü ki baba bugün sen Türkiye'de kanunları kaldırıyorum de daha da düşmez. Yani Türkiye'nin imajı o kadar yerde ki olabilecekse onun dipte daha düşmez. Ama senin mantığın zaten batan batmış. Vur, iyice vur diyorsun. Yok şimdi bakın. Şimdi Tuğçe adıma ben bir soru sordum. Kaynadı. Şunun merakını. Şimdi bakın. Burak sen de yapıyorsun. Bak arkadaşlar ben şunun taraftarıyım. En başta söyledim. Bir insan her şeyi bilmek zorunda değil. Ama her şeyin doğrusunu bilmek zorunda dedim. Şimdi Wikipedia'da ben baktığım kısımlar şimdi Alp'ti ya da Alpay'dı. Arkadaş dedi ki bazen mesela yazar biyografisine bakıyorum. Ya bakın arkadaşlar Churchill'in doğum ölüm tarihleri yanlış. Einstein'ın yanlış. Jon Snow var bu bir dakika, kolerada. Einstein doğum tarihi yanlış mı abi? Önde Wikipedia benim açık. Ben girebiliyorum. Şey, yok abi düzeltildi. Ben ama 6-7 ay önce yanlışını gördüm. Ha bak onu diyorum. Düzeltilme yapılsın ama abi. Dava açılsın. Ülkede o kadar troll var ki kardeşim. Bak şunu söylüyorum. Abi şimdi, herkes yazamıyor Wikipedia, bu sitede dedik ya. Her önüne gelen yazamıyor. Kardeşim her önüne gelen yazamıyor diyen. Bak ben sana yazdım. Senle yaz abi. Hadi gel yaz. Söyleyebilir miyim? Burada çok troll oluyor diyor ya da yanlış bilgiler veriliyor diye hani bunun önüne kapatılmayla mı geçiliyor yani? Bu mudur bu bunun çözümü ya da işte bunun tek yolu? Türkiye'de bu Türkiye'de böyle. Troll gelsin abi. Şu an benim önümde Wikipedia açık. Bana nasıl üye olacağımı gösterin. Geleyim ben bir yazıyı değiştireyim. Öyle kolay değil baba, abi. Belli aşamaları var. Belli aşaması falan yok abi. Kullandım direkt yazıyorsun değiştiriyorsun çat diye oluyor. Aman değiştir abi ya. Böyle olmaz ki Mehmet abi. Ben denedim çünkü. Olmadı.
Ben denedim olmadı diyen arkadaşı Burak'la yapacağım yayına bekliyorum. Arkadaşlar bakın ben Burak'a bir sürpriz yaptım. Benim kanaldan bu arada arkadaşlar yayın yapacağız Mehmet abiyle. Göstermeyeceğim. Orada göstereceğim. Ben hani... eklemek istiyorum. Önemli. Hani doğum tarihiyle ilgili bir şey demiştik ya mesela Atatürk'ün doğum tarihi 19 19 Mayıs olarak geçiyor fakat kimlik mesela şey yapmışlar 18 Ekim 1922 nüfus kaydına bakmışlar. Nüfus kaydında 4 Ocak 1881 Salı günü geçiyormuş. Şimdi hangisine inanacağız? Wikipedia'ya göre 19 Mayıs. Ha şimdi şunu söylüyordum. Alpay çok güzel bir noktaya geldim. Bakın bir de bunu sadece Wikipedia olarak şey yapmayın. Bakın arkadaşlar bizim ülkemizde at troll denen bir lanet var. Bundan bunu kuranlar bile bazen illallah diyor. Bakın bizim gibi ülkelerde ve ben şu an şununla mücadele ediyorum size karşı. Siz beni yanlış anlıyorsunuz. Bakın ben diyorum ki arkadaşlar doğru bilgi öğrenelim. O yüzden önce okuyalım. Şimdi Fransızcasına neden karşı değilim güzel kardeşim? Fransız kültürü okuyor. İngilizcesine neden karşı değilim? İngiliz çocuk okuyor. Evet. Yani Alpay sen lise öğrencisin kardeşim. Yarın okuldaki arkadaşlarına, şimdi, gerçi okullar da kapandı. Ya hangisi bir Dostoyevski okumuş? Hangisi bir Tolstoy okumuş? Ya hangisi bir Shakespeare okumuş? Yerli söyleyeyim ya hangisi bir Attila İlhan okumuş? Bakın Bilge Demirköz Hoca çıktı. Nazım'dan ne kadar güzel bir şiir okudu. Hangi çocuk Nazım'ı okumuş? Yani... Evet bir şey söyleyeceğim abi sana. Şimdi okuduğumuz kitaplarda da şimdi piyasaya gidiyorsun abi 50 bin ton troll kitap var. Bak troll kitap. Şimdi bu kitaplar yasaklanıyor mu? Bu kitaplar kaldırılıyor mu? Ben şuna inanıyorum. Bak ben şuna inanıyorum. Avrupa'da yasak ama biliyor musun bunu? Evet. Tamamen yasaklansın. Bir tane kitapta yanlış var diye. Onu diyorum işte. Ya hepsi yasaklansın. Mutlaka doğru olmayan bir şey. Yok Avrupa'da yasak ama. Bu pire için yorgan yakmak. Ya bence bizim devlettekiler de siyasetçiler de troll. Bence onları da kapatalım ya. Yani bizim ülkemizde troll olmayan ya da yanlış bilgi vermeyen, yanlış olmayan bir şey mi kaldı ki? Yani bunu daha iyileştirmek yerine bunu nasıl düzeltiriz'i düşünmek yerine hepsini kapatmalı mıyız yani? Bu mudur bunun çözümü? Bak bir şey ekleyeyim mi? Mesela kapattık diyelim. Bir dakika ama çok önemli bir noktaya deneyim. Hadi kapattık diyelim. Şimdi Allah aşkına VPN kullanıp da Wikipedia'ya mesela ben şu an giriyorum. Nasıl hadi Mehmet bir şey ama o işte ha çok güzel bir yere değindi Alpay. Şimdi Alpay gibi okumuş gerçekten bu işi anlayan adam bilir. Ama orada troll olarak oradan şey öğrenen adam daha VPN'nin ne olduğunu bilmez. Bakın şimdi yazan da herhalde kuzgundu. Hanımefendi bir şey söylemiş kitapları da yasaklansın. Bakın arkadaşlar İngiltere'de çoğu yayın basılan her yayının altında bir de İngilizce yayının British kütüphanedeki kodu olur. O kütüphaneye de konur. Bakın kıta Avrupa'sı için konuşuyorum. Anglo-Sakson sistemi için konuşmuyorum. Amerika ve İngiltere buna dahil değil. Kıta Avrupa'sında bir yayın kurulu vardır. Bu bizim Kültür Bankası'nın, Kültür Bakanlığı'nın verdiği bandrolleri orada da onların yayın kurulları verir. Eğer bir bilgi kirlilik yaratıyorsa toplumda, bir bilgi toplumu kötü şeylere yönlendiriyorsa o kitap yayına zaten sunulmaz. Ama bizim ülkede hangi ne yayına sunuluyor biliyor musun? Orhan Bursalı gibi evrimci adamı yayına sundurmuyorlar. Size söylemeye çalıştığım şey bu. Mehmet Bey size şurada bir şey daha sormak istiyorum. Yani bu biraz spesifik bir soru olacak. Tabii ki de çok kısa geçeceğim. Özellikle peki bu İngiltere'de, Amerika'da, her yerde tabii ki de Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri kitabı basıldığında bizim ülkemizde neden bu yasak da geldi? Şu anda hiçbir şekilde Türkiye basılı evet. Tutamıyoruz. Peki neden? O olayı anlatabilir miyim Tuğçe Hanım? Çok güzel bir noktaya değindiniz. Hatta bu Salman Rushdie'nin kitabı için İran Cumhurbaşkanı evet. Hümeyni idam fermanı verdi. Evet. Aynen öyle. Ve bu kitabı Türkçe'ye çeviren Aziz Nesin gibi büyük bir usta Madımak'ta linç edildi. Ve orada bir sürü aydın yandı. Evet. Bu Türkiye için ahlaksızca bir lekedir. Ben bunu her zaman söyledim. Temmuz ayında ben sadece günü değil 10 gün öncesinden başlarım. Ve bizim ülkemizin ayıbı neydi? Oradaki gene siyasete giriyor. Belediye başkanı Temel Karamollaoğlu'nu biz bunun hesabını soramadık. Bakın Tuğçe Hanım bu konularda hemfikirim. Ama ben şunu söylüyorum bakın. Kaliteli yayınlar kayboluyor bu troller yüzünden diyorum. Fakat yani, siyaset
siyasileştirilmiş bir şey. Aslında genel olarak ülkenin dışarısından baktığınızda benim Polat arkadaşlarım bu tamamen diktatörün ilk yapacağı iş, bütün ülkelerde diktatörün yaptığı şeyler. Bunun gibi saçma sapan insanların özgürlüğüne, seçim özgürlüğüne yapılmış olarak bir darbe olarak yapıldı. Söylenin de tamam. Bu böyle değil miydi yani Mehmet Bey? Bu da siyasi bir şey bence. Tamam. Tabii. Şimdi Tuğçe Hanım şunu da söyleyeyim. Şimdi bazı arkadaşlar şunu da soruyor. Bakın Wikipedia o yüzden kapatılmalı mıydı? Burak'a da söyleyeyim. Ben hiçbir zaman yayının başında da söyledim. Kapatılmalı demedim. Hükümetin bu kararını da desteklemedim. Şimdi, ama Mehmet, kapatılması bir şey olumlu bir sonuç da olur. Abi ben bir şey söyleyeceğim. Ben şuna inanıyorum. Troll de olsa, yanlış da olsa, doğru da olsa, her türlü insan, her türlü salakça bir fikir de olsa, abi bir adam 300 sayfa geri zekalıca bir şey yazabiliyorsa helal hoş olsun. Bak yanlış da olsa. Sonuçta şimdi evrim karşıtı birçok kitap yok mu? Yok mu abi? Bak. Evrimin yanlış olduğunu, saçma olduğunu, her şeyi. Bir hatta bunu bilim kılıfına uydurmaya çalışanlar yok mu? Var. Olsun abi. Olmalı. İnsan burada herkesin bir beyni var abi. Ben niye abi oturup da televizyon haberlerinden bir şey öğrenmiyorum ya da başka şeyden değil de interneti doğru kullanmayı biliyorum. Ben mesela bir şey araştırdım. Özellikle Twitter'dan girerim. Her grubun şeylerini bilirim. Ana sayfaların iki görüşü de incelerim. Haber sitelerine bile bakmam. Herkes yine taraflı. Herkes evet. Abi arayan insan bilgiye ulaşır. Ben buna inanıyorum. Senin dediğin kesim aslında biraz daha liseli kesim. Sana o dediğin benim o zaten muhabbeti. Söyledim abi bak dedim ki Wikipedia'dan zarar gören kesim 10-15 tamam, şimdi soracağım soru şu. Yani. Bak soracağım soru şu. Wikipedia'dan bu kesim o IŞİD'e silah yardımı haberinden dolayı kaldırıldığını siz söylediniz. Tabii, buradan evet. Dolayı nasıl zarar görebilir bu kesim? Abi bak şimdi öncelikle şurada Binali Yıldırım'ın bulut şeyini gördüm. İzlemedim ama onu biliyorum. Baba onu çok izleme. Komik. Hiç izleme. Yani ülken ah, yok yok abi. İnanamazsın. Ya Binali Yıldırım bakın bu adama kızıyorlar da. Ben troll bu adam trollün başı yok, yani. Ben bu adamı seviyorum. Niye biliyor musun? Baba ya gülmek hakkımız Bilmiyorum. Değil mi Burak? Biz de birini izleyip gülmeyelim mi kardeşim? İlla Cem Yılmaz'a para mı dökelim ya? Çağrı bu arada Çağrı geldi galiba Evrim Ağacı'ndan. Çağrı konuşmak istiyorsan abi mikrofonu açabilirsin. Eğer hani duyuyorsan bizi ya da şey yapabilirsin. Devam et abi. Şimdi nasıl bir zarar görecek çocuklar şimdi, bu bilgiden? Abi ben de bir şey söyleyebilir miyim bu konu hakkında ya? Tamam. Tabii şimdi, tabii. Oradaki abi isim verirsen İngilizce. Not alıyorum da buraya senin söylediğini ona göre cevap vereyim abi. Yaşlı ya takıntılı mı? Ben Burak'a söyleyeceğim de bunu. Tamam. Şimdi abi şöyle bir şey var. Tamam bizim gençlerin zaten o kadar İngilizce bildiğini düşünmüyorum. O kaynak zaten İngilizce bir kere. Bizim ülkemiz için bir kötülük oluşturmuyor olabilir ülke içinde. Ama bizim bir yurt saniye, içinde... Bir saniye. İngilizce bir haberden dolayı Türkçe kısmı yasaklanıyor. Doğru değil mi? Bak orada... İngilizce kısmı yasak değil mi şu an? Komple yasak diyebiliyorum. Şu an ben Türkiye'de... Evet evet komple yasak. Bütün uzantılar... İngilizcesine bile girilmiyor. Ha tamam. Tabii İngilizceye de girilmiyor şu an. Wikipedia orga direkt girilmiyor. Çok enteresan. Yani niye o zaman sadece mesela İngilizce ya da niye o sayfa... Yani onu da söylediler. Onu da söylediler. Bir dakika onun bir bilimsel ya daha doğrusu teknik bir açıklaması var. HTTPS protokolü kullanıyor bu arkadaşlar. Subdomain diye geçiyor. otr.wikipedia.org gibi adresler. Subdomain'leri kapatamıyorlar. Direkt DNS'i yani bir web sayfasının linkini değil, direkt IP adresini siteye kapatıyorlar. Bu şekilde kapanıyor siteler. O yüzden komple kapatılıyor. Herhangi bir sayfa kapatılamıyor. Herhangi bir sayfa kapatılabiliyor bile olsa bu hükümet hepsini kapatırdı. Sen merak etme. O öyle. O konuda o tamam. O konuda haklısınız yani. O konuda ben bir şey söylemiyorum şimdi, da. Ay şu an bir açıklaması var yani. Bunun bir teknik açıklaması da var. Abi, Mehmet yani, bir şey değil mi? Bir dakika bir şey alacağım. Burada aslında bizim biraz da eleştirdiğimiz nokta kapatılmasında. Abi adamlar işlerine geleni, kendi çıkarlarına ters düşeni ve kendiyle ilgili yazılan şeyden dolayı bugüne kadar Wikipedia'da tonlarca yanlış bilgi oldu. Tonlarca yanlış bir insanlar hakkında yanlış şeyler yazıldı. Bugüne kadar hiç duyar olmadı da ya ne oldu da şimdi kapatıldı? Ya benim aradığım şey samimiyetsizlik. Bu doğru. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet sen bu doğru. Yüksek lisansı bırak. Sana yarın Halk TV'de ben televizyon sunuculuğu ayarlıyorum. Babacığım bak. Abi bir dakika. Beşli Atatürk seti, üçlü Atatürk posteri vermezsen ne edecek? Artı iki kiloda bak. Bana şimdi, göre değil abi. Ben ama gerçekten şimdi, yok, düşündüğümü söylüyorum abi. Şimdi, yani yok, bana ama bak dediğimi söylemiyorsun. Bakın arkadaşlar. Ben hükümet bunu iyi ki kapattı dedim mi? Hayır. Kapanması yayının başında da söyledim. Olumsuz bir hareket bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir dedim. Bakın hükümetin bu
şeyini gösteriyor. Abi ben seni anladım ya. Olaya doğru tarafından bakmaya çalışıyorsun. Onu söylüyorum. Yani bence bu böyle bir olay değil ya. Hani. Ama sonucu bak şunu söylüyorum. Ya zarar kardeşim, kaç yaşındasın? Kimse, kimse oraya gidip akademik çalışma yapmak için bakmıyor. Kimse oraya abi zaten doğru şey öyle. Şey bak, yapmak için bakmıyor. Daha çok işte elimizin altında daha kolay bilgiye ulaşma. Yol, tabii ki de hani teyit ediyoruz. Orayı da şey yapıyoruz. Bize büyük kolaylık sağlıyor aslında. Abi yürü be arkandayım ben senin. Mehmet sen kaç yaşındasın dedi. Kaç yaşındasın abi Mehmet? Bu site arkadaşlar... Ben mi kaç yaşındayım? Evet. Az önce kim konuştu? Bir böyle kaç yaşındasın evet, demiş. Ahmet o iyi konuştu. Ahmetciğim kaç yaşındasın abim? Ahmet ayarladım. Wikipedia'ya mı bakıyorsun yaşını öğrenmek için? Ne yapıyorsun? Bulamadı. Bu soru öyle yazar. Bak genç bir arkadaşımız ama özgüveninden dolayı tebrik ederim. Bakın bizim evet, harika bir şey. Çocukların en büyük problemi de öğretmenlere düşen en büyük problem de sorgulamayı öğretmiyoruz biz çocuklara. Evet. Yani soru sorma ya soru kardeşim soru sormak için parmak kaldırılan bir ülkede yaşıyoruz. Benim bunlara da isyanım. Şimdi arkadaşlar anlamıyor. Şimdi gelelim gene konuya. Bak Burak şimdi şöyle bir şey söylüyorum kardeşim. Bizim ülkede şimdi bu Ahmet arkadaşım da büyük ihtimalle Alpay kardeşimle aşağı yukarı yaşıttır. Bunların çevresinde okumuyor çocuklar. Şimdi diyorlar ki İngilizcesine neden? Ya kardeşim bana İngilizceyi söylemeyin. Sabahtan beri diyorum ki bütün Avrupa uzantılarının kapatılmasına karşıyım. Fransa'da neden hiç böyle yanlış bilgi yok? Kardeşim Fransız okuyor. Diyorlar ki akademik yararlanmayalım. Ya kardeşim zaten akademik seviyeye gelmiş adam Wikipedia'ya bakar mı? Bakmaz. Baksa da orada olan yanlışı görmez mi? Bu birikimi görmüş. Var. Bizim en değerli şeyimiz gençlerimizi zehirliyor bu diyorum. Ha bunu düzeltme yoluna gitmeyelim mi? Gidelim. Ya genci diyorum nerede zehirliyor Mehmet? Hangi yazı genci zehirlemiş? Onu söyle diyorum abi. Babacım şuradan bir çıkın İstanbul'da oturanlar Fatih'e bir gidin. Ya baba Atatürk heykeline baltayla saldırıyor bu adamlar. Ataput diye başlık vardı buralarda. Bunları nerede var bir dakika? Ataput abi Ataput diye başlık Wikipedia'da vardı. Bu mahkemeye taşındı tutanakları elimde. O zaman sana şu özelden göndereyim evet. Burak'cığım. Tamam yani bir şey diyeceğim. Facebook'ta birçok dediğin türde sayfa var. Birçok sayfada propaganda yapıyor mu? Ben hemen şikayet ediyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Ya sen şikayet etsene abi. Bak CHP ve Zihniyet'in istemiyoruz diye bir sabahı gir. Adamlar resmen kin ve düşmanlık besliyor. Yasalara da aykırı davranıyor. Böyle hareketlerde bulunuyor. Hükümet bu yüzden kalkıp da Facebook'u kapatabiliyor mu? Hadi yiyorsa kapat. Hükümetin işine geliyor Facebook çünkü. Hadi yiyorsa kapat. Bu gerizekalıyı nereden yönlendireceksin başka? Abi mümkün değil. Bak birazcık işine geldiğini yapabilme var. Gücünü yettiğine. Ya bir yandan ben... şey biliyorum. Bir yandan Türkiye'ye katılıyorum. Şu yönden katılıyorum. Evet toplum olarak çok böyle abartmayı seven bir toplumuz. Ve sosyal medyayı çok acayip derecede yanlış gösteren ve ülkemizi de acayip derecede çirkin gösteren bir toplumuz. Hangi Polonya'da hiç gördün mü Burak? Sormak istiyorum. Kalkıp da ne olursa olsun herhangi bir şeyin böyle... Asla toz kondurmazlar. Gerek yapmıyor abi. Bu toplum yapmıyor. Çünkü bu toplum onlardan utanç duyuyor. Ve sürekli böyle sosyal medyayı işte farkındalık yaratmak için işte şöyledir böyledir yapmıyor. Herkes kendi işinde gücünde. Bizim Türkiye'de çok fazla böyle milletin işine, çok fazla ülkemizde kötü olarak tanıtma var. Evet. Şovafluk var. Kesinlikle Mehmet Bey'e bir yandan da katılıyorum. Yanlış bilgiler evet koyuluyor. Kapatılması bizim bir kaybımız olmadı. Kapatılsaydı iyi olurdu. İnsani darbe olarak biraz politikal bir oyun olduğunu da düşünüyorum bunun. Ama tabii ki de bir kayıp olduğunu da düşünmüyorum. Ama tabii ki de toplumumuzu en basitinden interneti nasıl kullanacağımızı öğretmeyi... Yani Mehmet'in acaba demek istediği... Ya Mehmet evet, burada itibarını... Bir dakika Tuğçe Hanım'a bir şey sorabilir miyim? Tam benim dediğimi anladı da onunla ilgili bir şey soracağım. Tuğçe Hanım bizim... Ya ben olmadığını biliyorum ama varsa benim eksikliğim. Biz ülkemizde sosyal medya... Yani daha doğrusu sosyal medya değil. İnternet eğitimi veriyor muyuz çocuklara acaba? İlk ve orta derecelerde? Bu yönden zaten çok zayıfız. Normal olarak zaten kendi normal bilgileri vermekte zaten çocukları sıkıntı yaşıyoruz. Bu toplum zaten genel olarak ben artık bilmiyorum. Umudumu kaybediyorum zaten. Ben bu konuda bir şey söylemek istiyorum Wikipedia konusunda. Çin mesela Wikipedia'nın yanlış bir kaynak olduğunu ve tamamen böyle denetlenme konusunda çok eksik olduğunu farkında olduğu için Çin kendi Wikipedia'sını oluşturdu abi. Böyle evet, de bir şey var. Evet, bunu duydum. Yok, onunla alakası yok. Onu belirtmek lazım. Çin bunu yapmasının sebebi internetin çoğunun Amerikan kaynaklı serverlarda olması. Yani ya bu Google Bing muhabbetlerinde falan çok fazla. Bu doğru. Bunu biliyorum da.
Bir de hayır, o tamam, o kısım var. O kısım öyle. Ama Çin Wikipedia'da aynı zamanda çok fazla şey olay yaşadılar. Mesela komşularıyla, yine bizim politik olaylar gibi, komşularıyla sıkıntı yaşamışlar. İşte Wikipedia'da benzer şekilde başlıklar var. Çin hükümeti rahatsız oluyor. Sürekli kapanıyor. Bir daha açılıyor. Kapanıyor. Bir daha açılıyor. Böyle sorunlar yaşıyorlar. Ya senin dediğine benzer bir şey mesela. Şimdi bir soru sorabilir miyim? Bir dakika Mehmet abi. Sana, yok, 500 tane şey 500 tane Mehmet Ukrayna'da Rus sitesi kapatılmış. 500 tane erişim yasak. Rus bunlar neyi kapatılmış? 500 tane Rus kaynaklı web site kapatıldı. Yasaklandı. Ukrayna'da olur. Politiktir. Evet. Yani Burak, şöyle bir şey bizdeki var. De arkadaşlar, politik işte. Doğru, yok. Evet. Bizdeki de politik zaten. Politik, apolitik mi diyoruz kardeşim? Hı, tamam. Ya Burak, şöyle bir durum var. Benim belirtmem lazım duruyor. Yalnız. Bir dakika. Not alıyorum. Bir dakika. Caner abi söyle. Bir de şöyle bir durum var. Hani Wikipedia diğer bütün sosyal medya olguları gibi aslında silahlaştırılabilecek bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani siz de bir silahı engellemezsiniz, onun nasıl kullanılacağını öğrenirsiniz. Mesela Wikipedia nasıl kullanılıyor? Wikipedia'yı kullanabilmek için daha fazla kullanıcıyı oraya yönlendirmeniz, evet, gerekiyor. Daha fazla editör atamanız lazım. Siz daha fazla editör atadığınızda oradaki gerçekleri de kendi fikrinize uygun bir şekilde daha fazla değiştirebilirsiniz. Bizimkiler bunu yapamadığı için engelleme yolunu tercih ettiler. Olay bundan ibaret. Yani o zaman hemen bir ekleme yapayım Caner abi. Aynı dediğin şey bizim sözlükte de bir sıkıntıydı. Benim mesela 5 tane moderatörüm vardı. Ve hak yememek için, insanlar yanlış anlamasın diye, bir Alevi seçerdim, bir sağcı, bir solcu, her kanattan, her kanattan. Gerçekten bunu yapardım. Çünkü bir moda göre olur da yanlış olan bir şey, yani hukuka yanlış olan ya kişi ve kurumlara hakaret olmaması gerekiyor. Öyle bir sıkıntı varsa hemen silinsin diye, tamam mı? Ama iş büyüdüğü zaman mesela ekşi sözlük. Ekşi sözlük Türkiye'den ulaşılıyor mu şu anda? Evet. Ekşi sözlüğün kapatılmaması mucize. Ya ben onu anlamıyorum. Hani Burak, şimdi sana söyleyeyim mi? Önce bir geriye gideyim. Senin şu hocalarla ilgili söylediğine bir ek yapabilir miyim? Tabii. Bak kardeşim, ben sana adaletle ilgili geçen gün bir şey söyledim. Bak, ben hukuk fakültesinde okudum. Yüksek lisansımda hukukta. Adalet nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Adalet, bir suçu işleyen herkese aynı şekilde yaklaşmaktır. Şimdi hukukta vicdana göre diyorlar bazen. Hukukta vicdan olmaz. O benim oğlumdu, bu benim kızımdı diye hareket edilmez. Sizin kızınız tecavüze uğradı mı ayrı, oğlunuz tecavüz etti mi ayrı olmaz. Adalet herkese eşit dağılmak zorunda. Yoksa haksızlık çıkar. Adalet olmaz o. O hukuk olur. Hukuk kim üstünse onu uygular. O adalet değildir. Buradaki hocalarla ilgili DHKPC'li ise kardeşim, bütün hepsini atacaksın. Burak'ın dediği. Tamam, onu diyoruz zaten. Eğer yani yasada aykırı bir şey varsa niye sadece kişi? Yeni atamazsın. Niye biliyor musun? Şimdi hukukta şöyle bir şey var. İnsanları sen şeyden mahkum bırakamazsın. Bunların geçimiyle ilgili bütün parasını alıyorsun. Sokakta öl diyorsun. Böyle bir sistem yapamazsın. Ve yargılama KHK ile olmaz. Yargılama yargıda olur. KHK dediğin kanun hükmünde kararnamedir. Yani kanun yerine geçecek bir kararname. Onu belirteyim yeri geldi. Arkadaşlar bu arada Wikipedia'nın değişip değişmediğini söyleyeyim. Ben deniyorum şu anda. Bakın ekrana bir bakın abi Mehmet. CTRL alt V tuşuna bastığımız zaman, Yaman söyledi bana, düzenleme yap diye bir şey geliyor. Mesela ben şimdi Halil İnalcı'nın şeyini açtım abi. Bütün sayfayı, evet, sileceğim şimdi mesela bak. Yok abi, bir süre sonra siliyor ama. Yani bütün sayfayı sildirmez sana. Ama aşağı bir cümle ek yap, yapıyorsun. Ya bayağı bir sildim ben şimdi, tamam mı? Değişiklikler uygula. Siz bir değişiklik yaptığınızda ben belli bir moderatörlerin aşamasından geçiyor diyebiliyorum. Yani hemen düzenlenmiyor. Ha, onu diyeceğim. Aynı sözlük mantığı, tamam mı? İşte tamam, yani ama ben buraya girdiğin olması lazım. Moderatörünüz yoksa kontrol edemezsiniz. Abi onun moderatörün olsa bile onun oradaki yeterliliği ne? Veya oradaki moderatör de acaba bir şekilde oraya sızmış bir troll mü? Şimdi, o zaman Mehmet hemen bir şey ekleyeceğim. Talim Terbiye Kurulu diye bir şey var değil mi? Bu ülkede çıkan her kitap onaysız çalışmıyor abi. Çalışmıyor. Kurum çalışmıyor ki. Çöpe at abi. Bak, yok bak Burak, şimdi iki şey söyleyeyim. Birincisi bak, arkadaşların sorularına tek tek cevap vereyim. Tamam ver ver, doğru kaydırma. Şimdi Wikipedia diye bu şey yapan arkadaşlara ben şunu söylüyorum. Arkadaşlar evinizde ansiklopedi alamayabilirsiniz artık. Yeni çıkanlar internete yüklendiği için çok pahalı. Ya Türk ansiklopedilerin resmi sitelerine girip faydalanıyor musunuz? Hayır. Ya, ama bak bir şey söyleyeyim mi? Ama şu an mesela popüler bilimle ilgilendiğim, mesela ansiklopediden bilimle ilgili bir şey mi bakacağım? Ama kitabım var. Kitabım olmadan yani bir bilgiyi internetten bakarım, sonra doğrulamak için kitabı açar okurum. Evet. O zaman zaten benim itirazım buradaydı Alpay. Çok güzel söyledin.
Bir de ben bir şey eklemek istiyorum. Kitap okurken, yani kitapla interneti test edersen o zaman doğru dediğin gibi. Evet. Şimdi bir de şu şekilde bakalım. Hep aynı açıdan baktık. Bir de ben olayın şu yönüne değinmek istiyorum. Şimdi bütün medya basın organlarımız devlet tarafından yönlendiriliyor veya işte bütün televizyonda izlediğimiz kanallar belli bir partiye yandaş diyebiliriz hemen hemen. 10 kanal varsa bunun 9'u bu şekilde. Belki şimdi Wikipedia özgür bir kuruluş ya. Hani belki devlet tırsmıştır Wikipedia'dan. İnsanlar belki düşünce aydınlanmayı belki Wikipedia'da bulacaktır. Veya yani işlerine gelmiştir. Hani devlet Wikipedia'ya saldırmak için böyle bir şey de hazırlamış olabilir. Evet. Ben zaten nedenini şöyle güzel mükemmel bir bakış açısı. Şimdi teşekkür ederim. Bundan farklı bir şey söyledim. Ben zaten Burak Çankaya'ya yazmıştım. Ben bugün araştırdım. Ben gerçekten burada önemli bir platform olduğunun farkındayım. Aynı şey Wikipedia. Bence Wikipedia de önemli bir platform ve devlet korkmuş olabilir. Mantıklı. Şimdi bakın arkadaşlar, biz şöyle bir devlet geleneğinden geliyoruz. Ya bir intihar saldırısı oldu mu interneti keser. Efendim bir komedi karakteri yapıldı mı interneti kapatan. Bakın böyle bir ülke değildik. Biz eskiden siyasilerin karikatürleri olurdu. Bizim yaşıtlarımız hatırlar. Levent Kırca ne dalgalar geçerdi. Levent Kırca'nın elinden devlet sanatçılığı alındı. Öyle öldü adam. Bakın bu söylediklerinize katılıyorum. Ama Tuğçe Hanım da burada bir eğitimci, bir öğretmen. Benim savunduğum şey şu. Öncelikle Burak'a şunu söyleyeyim bu talim terbiye kurulu ile ilgili. Bak baba demin de söyledim. Bu kurul Avrupa'da da var. Avrupa'da Napolyon'a hain de, anladın mı? Senin kitabını basmazlar kardeşim. Atatürk bu manevi kızıyla mi? Cinsel ilişki yaşadı diye dergi basılıp satılıyor bu memlekette. Bakın talim her eser basılmaz arkadaşlar. Bakın anlamadığınız bu. Özgürlük nedir biliyor musunuz? Bakın hukukçu olarak söylüyorum. Özgürlük sınırsız hareket değildir. Özgürlük belli toplum kuralları içinde ve her toplumda farklıdır bu. Belli toplum kuralları içerisinde hareket etme sanatıdır. Bunu ben demiyorum kardeşim. Bu şekildedir. Özgürlüğün tanımı. Jean-Jacques Rousseau da bu temelde bir tanım yapar. Şimdi adam çıkıyor. Ya bakın böyle kitaplar var. Lozan bir ihanetti diye kitap var. Ya böyle bir kitap olabilir mi? Şimdi Murat ben sana bir şey soracağım. Polonya'da yaşıyorsun. Sen geçen savaş müzesine de gittin. Oradaki rezaleti, Nazilerin yaptığı katliamı da gösterdin. Bir Polak şöyle bir kitap yazsaydı. Hain müttefikler bizi Türklerden kurtardı diye. Ya da hain müttefikler Polonya'yı Türklerin elinden aldı diye bir kitap çıksa basılır mı kardeşim? Yani. Basılmaz. Bakın. Basılmaması gereken kitap da vardır. Her şimdi, kitap hayır, Mehmet, Burak bana Perşembe gününe şimdi geldi biliyor musun dün? Ya, sana göstereceğim bugün arayamadım. Abi bana bir koli geldi. Bu koli diye bir şey yazıyor üstünde. Bir açtım içinde 8-10 tane kitap. En kaliteli baskı tanesi 30-40 lira dışı deri. Baba Adnan Oktar'ın kitapları. Ya nereden buldular adresimi gönderdiler. Bakın bu kadar pisliğin içinde Çağrı'nın kitabı kayboldu gitti. Çok önemli bir kaynak. Aynı şekilde çok kaybolanlar. Ben şunu söylüyorum. Bu kapansın kurtulalım demiyorum. Ve sonsuza kadar kapalı kalsın da demedim. Bunun kapanması hayırlı bir iş oldu. Şimdi bu niye kapandı veya kapandı açın diyeceğimize hazır bunun kapanmasından faydalanarak bunu düzeltme yoluna gidelim. Bakın arkadaşlar. Ben kendi Wikipedia'mızı oluşturalım mesela. Madem böyle bir şey var. Ben Evrim Ağacı'nda böyle bir şey yazdım. Beni linç ettiler. Ya Evrim Ağacı bir şey kütüphanesi kursun diye. Arkadaşlar bakın. Söylemeye çalıştığım şey bu. Yapmıyoruz. Yani bizde şöyle bir huy var Burak. Herkes başta da söyledik. Herkesin fikri var, bilgisi yok kardeşim. Yani ben diyorum ki Wikipedia zararlı. Ya şimdi burada bana düzeltilir diyen arkadaşlar düzeltmek için günde kaç saat harcıyor? Harcamıyorsanız bana düzeltilir deme hakkınız yok. Ama ben bunun için çabalıyorsam düzeltilsin deme hakkına sahibim. Ben Wikipedia, bakın İngilizcesiyle ilgili neden ben peki şeyim arkadaşlar? Özür diliyorum. Fransızcasıyla ilgili neden çok pozitifim? Neden Fransızcası çok iyi, çok kaliteli diyorum? Ya Fransızcasına gir. Aşağıdaki kaynaklar tamamen akademik. Mesela evet. Burak Fransızcasına gir, Napolyon'u ara, aşağıdaki girelim kaynakların abi. Tamamı Bibliothèque Nationale'dir kardeşim. Gir, hepsi çalışan linktir. Çünkü devlet düzenliyor bunu.
Bizde mekanizma mı işliyor ya? Evet abi. Sekreter atayan rektör var bu ülkede kardeşim. Her ülkenin kendi şartlarına göre mücadele etmeyi öğreneceksiniz. Batı'da işten atılan açlık grevi mi yapıyor? Mahkemeye gidiyor. Bizde hoca neden açlık grevi yapıyor? Gariban mahkemeye gitse sonuç alamayacağını biliyor. Bu Mehmet, ülkenin şey şartlarına göre mücadele ediyor. Mehmet, 104 tane referans var abi. Hepsi de gerçekten Napolyon.org. Bak ama şey diyeceğim. Gerçekten çok çok çeşitli sitelerden alınmış. Ama 104 abi, tane referans okuma. Var. Ben sana bir şey diyeyim mi? Kıta Avrupa'sında bir adamı bir atayım hemen şey bir kaynaktan şey yapamazsın ha. Ya şimdi sen örnek veriyorum. Tez yazdın Napolyon üstüne. Hep bir yayın evinin kaynağını kullanmışsın. Veya bir derginin makalelerini. Bir üniversiteyi. Babacığım jüriye almazlar bile seni. Türkiye'de Aygaz Türkçüsü gibi seyirler jüri yapıp doktora öğrencilerin ayağına gönderiyorlar. Böyle rezil bir ülke. Bu ülkede adamın adını yazıp kendi kitabını şey diye bastırıyorlar. Bakın geçen gün daha yeni yaşadık. Benim hocam, sevdiğim bir öğretmen, Çanakkale üstüne bir kitap yazmış. Bu Yavuz Bahadıroğlu var ya. Hocanın kitabını çalmış ya. Kitabın kapağı bile aynı. Lan bari kapağının tasarımını değiştirseydin ya. Böyle Mehmet bir abi. Ülkedeyiz arkadaşlar. Mehmet abi şimdi sana hak vermeye başladım. Şimdi düşündüm ve şöyle bir karara da vardım. Şimdi sen diyorsun ki işte Fransa'daki adamlar okuyor. Okuduğu için oradaki yanlışı görebiliyor. Türkler okumadığı için Wikipedia onlar için çok tehlikeli diyorsun aslında. Ben şimdi seni evet. Ben onu söyledim zaten. Bak sen ne dedin? Kitabımla oturayım başına dedin. Ne dedim? Zaten kitabınla oturup kontrol etsen oradaki yanlışı görüp sen düzeltirsin dedi. Ya işte ben seni vurgulamak istediğin yeri anladım. Zaten Aziz Nesin de diyor işte Türkiye'nin %60'ı aptal. İşte aptal bir kesime bu internet sitesindeki böyle bir site çok kötü amaçlar için kullanılabilir. Yani sen de bu kötü amacı yok etmenin peşindesin. Ben şimdi seni anladım. Şimdi buradaki bir şey amaçlardan biri de açık ve net. Sen bana soruyorsun, ben sana sorayım mı? Bir dakika hemen alacağım sorunu Mehmet. Buradaki tamam. Amaçlardan biri de ben de biliyorum aslında. Bilerekten soruyorum. Türkiye devletinin itibarını yerler altına almak. IŞİD'e yardım etti diye. Şimdi IŞİD'e yardım etti mi etmedi mi onu kesin şudur diyemiyoruz. Ama ettiği yönünde iddia edenler var. Etmediği yönde iddia edenler var. Ama bir de şöyle bakıyorum. Dünyada terör örgütüne yardım etmişse eden tek devlet Türk devleti mi? İşte ambargo uyguladıklarını biliyor musun Suudi Arabistan'ı? Evet, niye? Vahabi, Kureyşi, ben onları çok iyi bilirim. IŞİD'e destek veriyor diye. Abi, bunun zaten ben de bunu söylüyorum. Bak çok önemli bu. Türkiye orada yazıldığı gibi aynı şekilde yanına Amerika'yı yazsınlar. Tamam mı? Bilmiyorum Avrupa devletlerini yazsınlar. Yazmıyor abi, açıkça okudum ben. Ermeni soykırımı hakkında mesela yaklaşım ne? Ermeni soykırımı mesela Wikipedia Ermeni soykırımı ile ilgili bir şeyler yazdığında sana ne diyor yani Türklere bakış açımın yani nasıl Wikipedia'nın? Abi Wikipedia'da Ermeni soykırımını okumadım. PKK'yı araştırdım. Abdullah Öcalan'ı araştırdım. Türkçe ve İngilizce kaynaklarla. Bence buna da bakalım. Tamam ona da bakarım. Senin için bakacağım. Tamam. Söz. Şimdi Burak sana soracağım soruyu unuttum ama aşağıda bir yazı gördüm. Yaman demiş ki Atatürk rakı içtiği bir gerçek mi? Gerçekse bu adama ithafen. Şimdi arkadaşım şunu söyleyeyim bak. İşte problem burada. Ya kardeşim sen bir devlet adamının dün bilimde de bunu konuştuk. Değil mi Burak? Ya içtiği rakıdan bana ne kardeşim? Yani bakın bu bilim değildir işte. Madem orası bir referans olacak böyle referanslar oraya konmaz. Yani onu söylüyorum. Atatürk rakı işleminin yeri Wikipedia değil orası bir kaynak bu olacak. Bu terbiyesizliğe ya. Giriyor abi. Aynı şekilde Karl Marx'ta da aynı şeyler var. Siyasi şeyleri değerlendirirken. Şimdi mesela Tayyip Erdoğan'a orada yazmışlar. Pis diktatör. Kardeşim böyle bak ben Burak'a geçen gün bir şey söyledim. Dedim ki kalemi keskin olan ben bunu her zaman söylüyorum. Artık 19. yüzyıldan itibaren kılıçla fetih bitmiştir. Artık kalem vardır. Kalem çok keskin bir şeydir. Hatta şu kadar keskin şunu söyleyeyim abi. Fransa'da karikatürler yapıldı biliyorsun. Tabii. Ondan sonra adamları gittiler öldürdüler falan. Yani bu kadar ciddi alınıyor bir karikatür. Tabii. Yani bak Charlie Hebdo bir rezalet Fransa için yüz karası. Fransızlar ben Fransızım demeye utandılar. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir pislik lekeydi. Şunu sorayım şimdi Burak sen bana bunu dedin de. Bak kardeşim kullanım amacı. Şimdi örnek veriyorum. Atomu parçalamak bilimsel olarak faydalı olabilir. Doğru mu? Bilimsel çalışmalarda kullanılır. Babacığım aynı şekilde atom bombası da yapılır. Bu geçen ele bağlı. Bizim gibi toplumlarda bakın her seferinde söylüyorum. Anlamıyorsunuz. Ya sanki
buradaki bütün arkadaşlarla, biz Avusturya'da yaşıyoruz, Viyana'da, Viyana Merkez Kütüphanesi'nde sohbet yapıyoruz. Babacığım, Türkiye'de yaşıyoruz, Türkiye'de. Anlatabiliyor muyum? Ya şunu öğrenin ya. Adını yazmaktan aciz profesör var ya. Ya da birleşik mi ayrı mı yazmayı bilmeyen edebiyat profesörü var. Siz neden bahsediyorsunuz? Bir milletvekili var. Ya hocam, bir şey sorabilir miyim ben size? Ama niye var yani? Korktum mu? Ne var o zaman? Ben de. Hocam, bir şey sorabilir miyim ben size? Ha, sor Ahmet, bir şey diyeceğim. Bir de yaşını sormuştuk kardeşim. Cevaplamıştım ya. Şu an kulaklık taktım. Ha, o yüzden daha net duyuyorum. 22 yaşındayım ben. Ha iyi, biz lise zannettik de çevrende arkadaşların okuyor mu diyecektim. Seninkiler çoktan okumaya geçmiş. Yok ya, şu an üniversite 3'teyim zaten. Okumaya çalışanlar var tabii. Şöyle bir şey soracağım. Evet, biz de bunu kabul ediyoruz zaten. Bu ülkenin çoğu cahil, çoğu evet bazı işte mantık, ya en basit mantık şeylerin bile hani mantık yolunu bile izleyemeyen insanlar, hani zaten biz de bundan yakıyoruz. Ama bunu kabul edip ona göre mi davranmamız lazım, yoksa bunu kabul etmeyip onları eğitmemiz mi lazım? Onlara gereken eğitimi vermemiz mi lazım? Onların belli bir algı bilinç düzeyinin üstüne çıkarmak için çaba mı sarf etmemiz lazım? Şu an sendeki durumu ben bu durumu kabullenip ona göre davranma olarak görüyorum. Yanlış mıyım? Evet. Tuğçe Hanım bir şey soracaktı da kaynadı. Onu da alayım, ikisine birden cevap vereyim. Ya da unuturum. Önce siz not alma şansınız varsa Ahmet'e cevap verebilir miyim? Tabii ki de efendim. Öncelikle siz isterseniz siz de sorun ben, ya da siz devam edin, ben tabii ki de cevaplayacağım arkadaşım. Tamam. Şimdi Ahmet'in dediği şöyle. Ben Burak'a bunu bazen çok anlatıyorum. Bazı arkadaşlar ya bu ülkeden adam olmaz dediğinde hep şu örneği veriyorum. Şöyle kısa bir not verebilir miyim abi? Tabii tabii, hemen. Olayı, abi deme ya, aramızda 6 yaş. Tamam ya, olaya böyle çok da işte hayalci de bakmamak gerek. Ona da katılıyorum hani. Tamamıyla işte ya bu kolay bir iştir falan da demek doğru değil. Realist bakmak lazım. Ama ben hala umut olduğunu düşünüyorum ya. Evet, ben şimdi de onu söyleyecektim. Ben sana katılıyorum. Ben seni doğru da buluyorum. Sen beni yanlış anladığın için düzelteceğim. Şimdi Mazhar Müfit Kansu bir gün Atatürk'e soruyor. Paşam diyor, daha İstiklal Mücadelesi dönemi. Sen bu kadar çabalıyorsun ama bu millet buna değer mi? Atatürk'ün cevabı. Mazhar Müfit Bey, böyle şey olur mu diyor. Bir insan halkın buna değer mi değmez mi diye halkına iyilik yapar mı? Böyle bir şey düşünülebilir mi? Bu ne kadar ahlaksız bir düşünce. Bir insan bunu hak ediyor mu etmiyor mu diye davranmak çıkarcılıktır. Mesela şey gibi düşün. İşte biz bilim insanları ömrümüzü laboratuvarda harcıyoruz ama evet, kim uğruna demez. Ha, yani çok güzel, mantıklı. Aferin Burak. Yani zaten belli bir konuma gelmiş adam bunu düşünmez. Ha, ben şunu söylüyorum Ahmetciğim. Ben, biz sen aynı hemfikirdeyiz. Bu halkı eğitelim, bu halkı düzeltelim. Ama bu halkı eğitmek için ayağı yere basan projeler üretelim. Şimdi ben Atatürkçü bir insanım. Atatürk'ün partisi bu ülkede sadece 1977 seçimlerinde birinci parti olarak çıktı ama tek iktidar olamadı. Ondan sonra siyasi skalada yok. Neden? Hayalperest politika ürettiğimiz için. Atatürk'ün en büyük şeyi nedir? Ayakları yere basar. Bak, Hitler önce kavgamı yazmış, sonra gitmiş uygulamaya. Ya kardeşim, sen sonucunu almadığın şey ne yazıyorsun? Halbuki Atatürk öyle mi? 1923'te kurmuş devleti. Bak, nutuk neden 1927'de okunmuştur biliyor musun? İstiklal Mahkemesi'nin siyasi dava ayağı da bitmiştir, öyle okunmuştur. O yüzden. İşte biz de ayaklarımız yere basan sağlam politikayla bu halkı eğitmeliyiz. O yüzden şimdi Tuğçe Hanım'ı da dinleyelim ve fikirlerine muhakkak katılmamız gerekir. Çünkü bu, ben her zaman söyledim. Dünyada en önemli iş, ben bilim adamı falan benim için o kadar önemli değil. Öğretmendir. Ve Atatürk'ün meşhur bir lafı var öğretmenler için, Öğretmenler Kongresi'nde. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordularının kazandığı zaferi muasır medeniyet seviyesine siz yükselteceksiniz diye. Ve öğretmenlerle ilgili söylediği bir söz de şudur. Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister diye. O yüzden demin Kemal Gürüz örneğini de anlattım. Tuğçe Hanım'a sordum, arada kaynadı gitti. Biz anaokul ve ilkokul diye. Biz daha öğretmen yetiştiremiyoruz Ahmet, bırak çocuk yetiştirmeyi. Anlatabiliyor muyum? Problemimiz orada. Bir örnek vereyim. Ben bir olay yaşadım.
Şimdi benim coğrafya öğretmenim bana açıkladı. Üniversiteyi okumasına rağmen dedi ki ben size anlattığım coğrafya o işte konularını dedi. Lisedeki öğrendiğim şeylerle anlatıyorum dedi. Tuğçe Hanım. Ya size şöyle bir şey söyleyeyim. Tuğçe Hanım sorsun sonra ben devam edeyim. Ha pardon ben sizi zannettim özür dilerim ya. Abi ne yaptın ya? Abi şey yapmıyorum. İsme bakma dedin ya orada biri yuvarlak çıkınca susuyorum şeyden. Ahmet'e de söylemişken. Abi bir yandan içiyor musun? Doğru söyle. Meşhur... Mehmet yok, bir yandan içiyor musun? Doğru söyle. Yok abi eşim yatakladı kusura. Ya geç saate kadar çalışınca kafam yolmasın diye. Celal yok, Hoca'nın meşhur lafı Ahmet. Ya Türkiye'de üniversite yok diyor ya. Ya Türkiye'de üniversite yok. Hukuk hiç yok. Adalet diye bir şey Türkiye'de telaffuz edemezsin. Kadın adı olmuş falan. Ya hocam klasik şöyle yerine. Bir şey söyleyeyim ben size. Ben küçükken astronot olmak istiyordum. Bayağı böyle meraklı bir çocuktum. 7 yaşına kadar yani 4 yaşından 7 yaşıma kadar bu istek vardı içimde. Küçükken beni ikna ettiler. Yok işte kafayı yersin, yok bilmem gözlük takarsın ne bileyim. Bir türlü saçma tamamıyla kıskançlıktan ibaret nedenlerle ikna etmeye çalıştılar. En sonunda şöyle ikna ettiler. İşte doktor ol sonrasında astronot olursun. Abi astronot olunca nasıl gözlük takacaksın? Onun Ahmet şeyi, aynısını bayağı işte çok okuyormuşsun da işte yani o akıllı gittim, artık fakültesi. Çok fazla karşı koyamadım yani ona. Neyse doktor olmaktı hedefim. Sonrasında ortaokulda da lisede de çok fazla öğretmenlerle takıştım. Ya yani birçok öğretmenle genelde hep aram iyiydi ama aramın çok kötü olduğu öğretmenler de vardı. Örnek olarak bir iki tanesini vereceğim. Bizim işte lise sonuncu sınıf, işte üçüncü sınıfta falan edebiyat öğretmenimiz şey, kitaptaki bütün şeyleri yazdırırdı bize. Bütün işte şeyleri. Yazmazdım ben, işte başkaları da yazmazdı. Onların eksi 20 puan sözlü notu kırardı. Ya ne alaka anasını satayım, ne alaka? İşte demin onu söyledim ya, Müslüman çocuğa sıfır veriyor din dersinden. Evet. Ya bu tarz konularda da hani tartıştık. Ben de bir parantez açmak istiyorum. Evet. Buyur yani dedim, şöyle düşünüyorum yani ben de tabii ki de Türkiye'de öncelikli olarak tabii ki de seçtiğimiz işleri sevmemiz gerektiğini düşünüyorum öncelikli olarak. Tabii ki de getirisinden ziyade ben tabii ki de herhangi bir işsiz kalır mıyım, iş bulur muyum düşüncesi herhangi bir şekilde bu bölümü seçerken olmamıştı açıkça söylemek gerekirse ve tabii ki de burada genelde international school'larda tabii ki de biraz daha pratik yaptığımız için bir öğrenci de bir toplumdan çok tabii ki de her öğrenci bir bireyseldir. Yani onun başarısızlığı benim de bir başarısızlığımdır. Onu sevdirmek, onu da anlamak tabii ki de biz de geçtik o yollardan. Yani Türkiye'deki öğretmenlerin en büyük problemleri bu olduğunu diye düşünüyorum. Empati problemi olduğunu, işlerini sevmediğini, kendi hayatını... Tuğçe Hanım, siz yurt dışında mı öğretmenlik yapıyorsunuz? Varşova'da, Polonya'da. Ha, Polonya'da. Yani benim arkadaşım, oradan tanıyorum ben. Ha, tamam. Bir de Tuğçe Hanım, Türkiye'deki öğretmenlerle ilgili bir not söyleyeyim. Burak mesela Kayseri'de okudu, bilir. Burak, geçen sen yaptığın yayında... bir Kayseri'de bayramda kaçırılan çocuklara tecavüz edilirken ağlamıştım duygusallaşıp. Kayseri'de bir olay daha oldu, atladın. Bir öğrenci, şey öğretmen, lisedeki kız öğrencisi arabada onunla tecavüz ilgili podcast yapmıştım. Bakın ha, tecavüz ediyor. Kız babasının beylik tabancasıyla kendini vuruyor. Okul diyor ki sınav stresi. İşte öğretmenler bu. Öğretmenler bu. Politikacılar bu. Şimdi yeniden mesela sen dedin bu, ya. Wikipedia ansiklopedi diye tartışıyoruz biz. Ben tabii ki de sizin başta söylediğiniz gibi tabii ki de farklı bir cümle yapısı olarak söyleyeceğim. Türkiye ile burayı zaten karşılaştıramam. Türkiye tamamen bir yanar bir volkano. Tabii ki de buradaki eğitim sisteminde ben tabii ki de stajımı yaparken Amerikan okullarında yapmıştım. İnanın çocuk yarı dışı, kafası ya da dizi. İnanın first aid yani ilk yardım gelene kadar çocuğa dokunamıyorsunuz. Çocuğu kucağınıza alamazsınız. Çocuğa hiçbir şekilde dokunamazsınız. Abusement olacak diye kurallara tamamen aykırı. Çocuk ne olursa olsun gerekirse orada ölecek ama o first aid'in önce o gelip onların dokunması lazım. Siz dokunamazsınız. Türkiye'de bu böyle değil ki. Yani Türkiye'de çok iyi, bilmiyorum baştan zaten her şey çok iyi. Tuğçe Hanım okulu da mı Türkiye'de, Polonya'da okudunuz yoksa Türkiye'de mi? Evet efendim ben burada okudum.
burada stajım falan burada bir şey. İlk öğretimi yani ilkokulu falan. Yok efendim yani ben benim babam Viyana'da. Yok şundan dolayı sordum yanlış anlama şimdi Burak bilir. Siz dediniz ya mesela çocuk düştü bir yeri yaralandı ilk yardım ekibi gelene kadar kimse dokunmaz diye. Bizim Türkiye'de de şöyle olur anlatayım. Bizde de ilk yardım ekibi gelene kadar kimse dokunmaz. Ama bizde çocuk düşmez. Hoca ödevini yapmadı diye ağzını burnunu kırar çocuğun. Fark orada. Bizde de yoksa ilk yardım gelene kadar kimse dokunmuyor merak etmeyin. Ya biz dayak yedik canım. Burada yalnızca dayak yemem var mı? Yok yani? O yüzden var. Sordum Tuğçe Hanım'a. Hani kendisi yaşamıştır diye. Mehmet Burak şimdi... şeye dikkat etti. Bizim Cem Yılmaz'a şey geldi. Bizim okullarda hiç dayak yok. Yani çok hızlı cereyan etti. Biz göremedik abi. Aynen. Abi şimdi şeye geçelim. Çok yavaştan bitireyim. Aslında ikinci konuya belki zaman da kalmayabilir ya da devam ederiz. İsteğinize göre devam ederiz. Şimdi çözüm önerisi olarak bir şeyler sun abi ve karşı yani soruları olan varsa da soralım bu konuyu bitirelim. Tamam abi. Şimdi ben çözüm önerisini söyleyeyim. Bir kere ayakları yere basarak konuşmak lazım. Bazı istatistikler verdim. Yaman kardeşim bazen agresif çıkıp saçmaladığım kısmı söyle düzelteyim ya da bana söyle ki ben ne saçmaladığımı bileyim bir de aynı gaflete düşmeyeyim olur mu? Ben bir şey eklemek istiyorum. Hani Wikipedia hakkında konuşuyorduk ya en son Ermeni Kırım'ı demiştik. Orada bunu yapan kişi hani yan kutucukta Osmanlı olarak geçiyor. Evet şimdi şöyle doğrudur. Bu arada hemen ben şeyi de söyleyeyim. Bunu tarih bölümünde. Tarih bölümünde paylaştım. SS aldım. Paylaştım şu an. Dostum bu arada bir şey söyleyeceğim. Az önce bana attın ya Wikipedia'nın kapatılmasına sebep olan sayfayı. Şimdi Mehmet altta haberin kaynaklarına girdim. Bak abi evet, Reuters abi. Bak kaynaklar şu. Reuters var. The Guardian var. Bizim Anadolu hep haber. Gazete. Evet abi. The Daily Telegraph. Daily Telegraph. Bir şey söyleyeyim mi? CNN. O dediğin gazeteler var ya. Allah'ım ya Rabbim en çok taraflı Voice of America. Yani abi onları da geç, onları da geç. Orada Turkey diye aratır mısın? O URL'lerden bir tanesine Turkey yazıyor. Tamam. Bir o haber ajansın abi. Ne var mesela? Turkey bir şey mi? Burak bak yazıda bir şey var düzelteyim. Şimdi Yaman demiş ki din dersinden Müslüman çocuk kalıyor derken ne demek istiyorsun? Kardeşim ben kalıyor demedim. Din dersinden çocuğa 3 kere söyledim ya. Kulağınla dinle. 0 vermiş diyorum hoca. Müslüman çocuğa 0 verilmez. Ben lisede milli güvenlik dersinde bilmeme rağmen ya deneyim diye hocaya yazdım ki her Türk asker doğar. Adam bana 100 vermişti. Anlatabiliyor muyum? Yani Müslüman bir çocuğa ya okuma yazma bilen adama okuma dersinden 0 vermek gibi bir şey bu. Söylemeye çalıştığım nokta bu. Yani burada da neyi ifade etmeye çalışıyorum? Dinle ilgili bir şey değil. Öğretmenlerin geldiği rezaleti göstermeye çalışıyorum. Yani ne rezil bir durum. Bak şimdi mesela Mehmet haberlerden biri Washington Post'un 23 July 2015'te bir haberi. Turkey diyor agrees to allow US military to use its base to attack Islamic State. Yani baktığım zaman hep abi haber şeyleri Hürriyet Daily News, The New York Times. Abi ondan şey olmaz şimdi zaten bak New York Times gibi İngiltere'de bir de Sun gazetesi var biliyor musunuz? Ya bakın arkadaşlar abi Today's Zaman bile var kaynaklar arasında. Today's Zaman, Feza Gazetesi. Burak ben sana bir şey söyleyeyim bak. Tezatı bizim ülkeden anla. Şimdi bizim ülkede Fox çok Atatürkçü bir kanal diye bilinir değil mi? Yani. Fox News gruba bağlı. Amerika'da tam bir Atatürk düşmanı yayın yapar. Bu medya patronları paraya bakar güzel kardeşim. Tabii o yüzden canım. Bunları çok kaynak almayalım diyorum ben. İzah etmeye çalıştığım nokta var. Bir arkadaş şunu sormuş. Türkiye'de hükümete kim gelirse eğitim reformu sağlanır. Şunu söyleyeyim. Türkiye'de bu dünyada çözüm söyle dedin ya arkadaş çok güzel sormuş. Çözümü söyleyeyim. Burak'cığım dünyada Türk mucizesi diye bir literatüre geçen bir tabir var. Bu gerçektir. Bu da şudur. Atatürk ve arkadaşları bireysel olmaz bu işler. 1923'te 16. yüzyılda kalmış bir toplumu 10 yıl içinde 20. yüzyıla 400 yıl atlattı topluma. Şimdi bunun temeli neydi? Ben bugün de yazdım gruba. Tevridi Tedrisat Kanunu. Yani nedir? Eğitimde birlik. Bunu İmam Hatip'le ilgili bir soru sorulmuş. Onun altında belirttim. Dedim ki arkadaşlara, şimdi buradaki arkadaşlara sor Wikipedia kapanmasın diyenlere İmam Hatipler kapanmasın mı diye. Hepsi der ki kapansın. İşte standart çifte standart olmasın. Ben İmam Hatip de kapansın diyorum.
devletin ihtiyacı kadar olsun. Normal bir seviyeye insin. Ha Ahmet bak onu dedim senden önce. Devletin kaç ihtiyacı var kardeşim? Şu devlet memuru bu daire. Bakın Diyanet ve Genelkurmay meclis zamanında 1923'e kadar 1923 arası başkanlık, işte bakanlık. Yani Diyanet Bakanlığı ve Genelkurmay Bakanlığı var. Atatürk dini ve orduyu siyasetten ayırmak için bunları meclisten çıkartıp başkanlık seviyesine indirip başbakana bağlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani laiklik budur işte. Din karşıtlığı değildir. Abi bir dakika sözü atlayabilir miyim ya? Az önce abi, kaynaklardan bahsettik ya. Ondan uzaklaşmadan bir şey söylemek istiyorum. İngilizce tamam sayfasında abi. İsim neydi? Not alayım. Ege ben. Tamam Ege. Burak İngilizce sayfasındasın değil mi? İngilizce olan sayfadasın. Hı hı. İşidin. Abi 464 nolu kaynağa bakar mısın? Linkine. Az önce attığından mı bakayım abi? O da olur. Sana çok teşekkür ederim. Bana bir şey hatırlattın baba. Işık Türkiye'de dergi çıkartıyor ya. Siz neden bahsediyorsunuz? Haberiniz var mı? Konstantin diye. Yok ya ne var dedi. Böyle abi 400 tane şey yok ki. Ha bir dakika 400 kaç dedin geldim. 464. Yani şunu söylüyorum bakın. Bu işin ya biz politik kısmını bırakalım. Şimdi baktım abi. Gelelim arkadaşın söylediği aç. Sonuç kısmına hızlıca. Şimdi arkadaşlar. Açtım. Benim en başta söylediğim şey de şu. Burak bekleyeyim mi devam edeyim abi? Dur bekle şey. Bir dakika devam abi. Adına. Şey Relations Between Turkey and ISIS Documented Kurdistan Daily News değil mi? Adres. Elbap.com diye bir site. Hayır o değil. Benim attığıma bak o zaman. Tamam devam et Mehmet ben bakayım sonra açacağım. Abi Kuzgun Hanım çıkıyormuş da bir şey soracağım demiş herhalde. Arka sayfaya not almışım. Kuzgun soru diye. Hatırlıyorsa ne soracaktı? Çıkıyorum demiş çünkü. Herhalde çıktı. Ya da benim sesim gelmiyor artık. Şimdi, aynen bak arkadaş atacağım şu an. Evet gördüm. Konuşuyor. Devam et abi devam. Yani şu kaynağı mesela baz mı almış? Kürdiş evet. Değil Nüs diye bir şey. Aynen şimdi, abi. Buradaki problemimiz bizim şu. Tevlidi tedrisattan bahsediyordum. Yani ne? Eğitimde birlik. Bütün eğitim müfredatı bir kişiye bağlanacak. Bütün eğitim kurumlarına aynı müfredat okutulacak. Ve bu okutulan müfredat objektif olacak. Şimdi ben size bir şey soracağım. Bu sadece bu hükümet için değil. Ben CHP hükümetinde DSP'yi de eleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar. Ben 2006 yılında üniversite sınavına ilk girdim. Bir de 2017'de girdim. Arada 11 sene var. Kaç kere sınav sistemi değişmiş ve kaç kere Milli Eğitim Bakanı değişmiş diye merak ettim. 6 kere Milli Eğitim Bakanı değişmiş, 4 kere sınav değişmiş. Şimdi problemimiz burada işte. 5 derken 5 de olabilir. Ben 6 biliyorum. Yani yanlış bakmışımdır. Problemimiz burada. Bizi değil, bakın emperyalizmin politikası genel olarak budur. İnsanları yönetebilmek için belli şeylere inandırmak lazımdır. Din gibi. Din de insanları huzurlu bir şekilde yaşatmaya yönelik zorla yaptıramadığın şeyleri başka şekilde yaptırmak gibi. Harika huzurlu yaşıyoruz abi. Ilgili, mükemmel huzurlu yaşatıyor bize. Ha, Burak bununla ilgili çok güzel saptamaları var. Diyor ki ya adam 5 yaşında çocuğa tecavüz edecek diyor ama din engel diye etmiyor diyor. Bakın biz böyle bir toplumdaysak... Aslında bunu... din değil de Allah korkusu diyelim. Ha, Allah biraz... korkusu. Ha, evet aynen. Evet dediğin gibi abi yani. Ama ben onu genel yani dinden kastım. Benim için mitoloji de aynıdır. Zeus da öbürü de aynı. Yani bir şey tabii aynen. İnanç noktasında konuşuyorum. Böyle bir problemimiz var. Bunun çözümü çok belli ve basit. Ha bunu kim uygular bu ülkede? Kimse uygulamaz. Şimdi burada Wikipedia yasağıyla ilgili konu, çözüm tevridi tedrisat söyledim. Yasakla ilgili tekrar söyleyeyim. Bakın arkadaşlar. Wikipedia'nın sadece Türkiye uzantısına yasaklanmasına yasaklansın demedim. Başta da söyledim. Yasaklanması bozuk saatin iki kere günde doğruyu göstermesi gibi olumlu bir sonuç vermiş. Nedir? Şimdi mesela Alpay arkadaşım söyledi. Ben giriyorum. Burak BPN'den bağlanıp giriyor. Başka arkadaş giriyor. Doğru. Ama bundan zehirlenen güruh giremiyor kardeşim. Emin olun bunun kapalı olması, yani şimdi şöyle bazen bir hamle yaparsınız o hamle ters teper. Hükümet bunda böyle bir hamle yaptı ve bu hamlesi ters teper. Mehmet bir şey söyleyeyim mi sana abi?
Evet, şimdi bir de çok ilginç Twitter'da gördüm. Hani trend topic olmuş. Abi Almanya şimdi de şey diyormuş. Biz hata yaptık Türkiye konusunda. Bilmem ne politikalarında geri dönme başlamış. Yani bizim insanımızla benim kızım nokta yok şu. Yok canım. Aha, aynen. Biraz benim insanımızla kızım şey şu. Bizde bir milli politika yok. Yani bir Rus'un başına kim gelirse gelsin. O gelsin, bu gelsin. Amaç hep aynıdır değil mi ya? Akdenizlere yine binmek işte Suriye üssü. Bir Amerika'nın bir bilmem neyin. Bizde abi kızdığım nokta bugün AK Parti var. Eleştiriyoruz, yanlış buluyoruz. Yarın CHP gelse ülkeyi kendi kafasına göre dizayn edecek. Bugün CHP AK Parti'nin ekmeğinin balıdır, yağıdır, kaymağıdır. Evet. CHP olmasaydı AK Parti oy moy alamazdı abi. Evet. Adamların tek baz aldığı nokta bunlar size ne yaptı? Aha bak biz yol yapıyoruz. Bunlar size ne verdi? Biz bunu veriyoruz. Eskiden McDonald's Burger bir yük değil miydi abi? Komşunun babanızın arkadaşına kitlediniz. Şimdi çoluk çocuk yiyor. Adam buna bakar gerçek hayatta. İşte benim halamın kömürü var, evleri aldılar. Real falan. Politik budur Burakcığım. Yani hayal dediğini anladım ben. Halk ne istiyorsa onu sunacaksın kardeşim. Bir şey söyleyebilir şimdi miyim? Evet, tabii. Deminden beri dinliyorum. Siz de dinlerken bir yandan Twitter'da acaba neler yazılmış Wikipedia'nın kapanması hakkında diye bakıyordum. Orada bir resme denk geldim de onu atmak istiyorum. Bir okuyup da yazılanları ondan sonra konuşmaya devam edebilir misiniz rica etsem? Tabii tabii. Estağfurullah ne demek? Nereye atacaksınız? Neyi abi? Bir... abi blog... attı. Hanımefendi okuyalım. Bir saniye. Oku abi Mehmet abi sesli. Dur abi bir saniye. Şimdi şöyle söyleyeyim. Devamını hiç okumadım. Hanımefendinin ismi neydi? Şöyle söyleyeyim. Bakın. Başka şu. Ya Burak'cığım. Efendim? Melody. Ha, Melody Hanım bakın şöyle bir şey söylemiş. Burak'cığım sen de dinle yorumunu çok en tarafsız kısmı değil mi? Wikipedia'sız bir Türkiye, bilimsel bilgiden uzaklaşan kapalı bir Türkiye, Wikipedia internette en büyük bilgi kaynağı. Ya arkadaşlar, ya bilim bu kadar ayağa düşmemeli. Bazı kavramlar bu kadar kötü olmamalı. Ya sadece deminden beri bakın ne konuşuyorduk. Sadece orasına odaklanmayın yalnız Mehmet Bey. Yok bakın ama haklısınız Melody Hanım. Şöyle bir şey devamını da okuyayım. Parça parça mı değerlendiriyorsun? Tabii. Ha, komple geçip en son mu şey yapalım? Öyle de yaparız. Aha Burak bir dakika ya şu chat'e girdi. Nasıl çıkıyor bu? Ya abi tuşum takıldı ya. O zaman ben devam edeyim. Birkaç araştırma için arama motoruna yazdığınız yazıya en tarafsız... Benim sesim geliyor mu? Bak diyor ki Mehmet en tarafsız yanıt verebilecek ender kaynaklardanmış. Doğru mudur? Ben buna katılmıyorum abi. Kendilerinin de kaynaklarının zaten pek çoğunun... Zaten hepsinin doğru olduğunu savunaraktan ben paylaşmadım evet bunu. Yani bazı doğru... Yorumluyoruz şey Melody. Melody Hanım yanlış anlamayın. Ben şey yapmadım. Kati surette yapımda o yoktur. Yani çok agresifimdir. Burak bilir ama kati surette ciddi bir şey tartışılıyorken dinlemek lazım. Çünkü birbirlerimizin, birbirimizin amaç sizin beni veya benim sizi kendi fikrime inandırmak değil. Önemli olan ikimizin doğrularından ortak daha iyi bir doğru çıkartmak. Görsel çok abartı geldi bana yani yazılanlar. Evet. Ya haklılık bir taraftan bakmak ya şu biraz daha bir endişeyle yazılmış bir yazı gibi. Hani uzaklaştırılıyoruz bazı şeylerde endişesiyle yazılmış ama biraz da amacın tüm bilgileri kapatmak olduğu değil de yani öyle bir şey yapacak olsalar interneti kapatır bu adamlar ki yaparlar da yani. Baba kapatsa bak bugün Ege'ydi değil mi sesten tanıdım. Ege evet. Ege kardeşim bak geçen bir video izledim. Ya neyse burada söylemeyeyim hanımefendiler de var adam o kadar ağır küfür ediyor ki. Ya kardeşim bugün hükümet dese ki kardeşim interneti kestim. Açtıramazsın kardeşim. Aynen. Peki. Yani şunu söylüyorum bakın. Mesela şey var Mehmet. Twitter hemen kapatılıyor terör eylemlerinden sonra. Tabii neden biliyor şimdi, musunuz? Bir dakika biliyorum ya bir dakika şey diyeceğim. Hemen insanımız vay Twitter ulan adam ülkede bomba patlamış millet ölmüş sen tweet atıp ne yapacaksın? Bir de öyle bakıyorum ben. Tabii. Twitter kapatıldı dünya mı yıkıldı? Şimdi, koyayım tweetine yani. Şey ne tweet nedir ya? Ya yurt dışında böyle bir olay olduğu zaman iletişimi daha da güçlendiriyorlar. Aynen aksine iletişim güçlendirilmesi şimdi gerekirken. Şöyle ama şey var abi onlar yazışıyormuş benim duyduğum yani tabii. Twitter'dan haberleşme yaptıkları şimdi, için onları engellemek var. Burak'cığım şöyle bir şey var. Beşiktaş-Bursa maçında ben fanatik bir Beşiktaşlıyım. Beşiktaş doğumluyum da. O zaman onu da yıkacağız o zaman. Fanatizme karşı evet. Ama bak geçen gün ne dedim Einstein örneğinde ve Atatürk örneğinde. Arkadaşlar bakın biz ülke olarak zaten o kadar kıyım kıyım birbirimizi böldük ki. Kürt, Türk, Alevi, Pomak bilmem ne yeni yeni de şeyler çıktı. Her gün de çıkıyor yeni bir etnik köken.
artık bari bu takımda şunda bunda bölmeyelim. Çünkü ne kadar farklı fraksiyonlar ayrılırsak o kadar büyük. Katılıyorum Mehmet abi, en büyük Fenerbahçe. Şimdi öyle olsun kardeşim. Sen, şaka yani, diyorum şaka. Bu yok, memlekete bir şey katacaksa gerçekten bak ben kongre üyesiyim. O kadar söyleyeyim. Katacaksa bu dediğine katılıyorum. Yok ben gırgır geçiyorum. Beşiktaş beni. Bursa Spor maçında bomba patladığında Beşiktaş'ı bilenler bilir. Ben Vişnezade yokuşunun üstündeydim. Yani stadın Beleştepe denen yerin tam karşısında Swiss Otel'in yanında. Şimdi oradan gördüğüm zaman manzarayı şok oldum, korktum, hemen Swiss Otel'in içine girdim. Ceylan'ı aramaya çalışıyorum, arayamıyorum. İnternetten ulaşmaya çalışıyorum. WhatsApp falan bile çekmiyordu Burak. Ya şimdi eşimin düşünebiliyor musun nasıl bir korkuya kapıldığını? Şimdi devletlerin şöyle bir yetkisi vardı. Özgürlük güvenlik dengesi diye, bunu duymuşsunuzdur. Mesela şu an Fransa'da polisler, ben iki ay önceden biliyorum, MP5 makinalılarla full zırhlı dolaşıyorlar hala. O son o terör saldırısından sonra. Bu özgürlük güvenlik dengesi belli bir statüde bazen sertleşiyor, bazen yumuşuyor. Ama bizim ülkede hani derler ya, vur deyince öldürdü diye. Her şeyin yamuk yumuk olduğu gibi bu denge de yamuk yumuk. Ve bu denge yamuk yumuk olduğu için bu problemler doğuyor. Şimdi gelelim yukarıdaki konuya gene. Ya arkadaşlar bakın Burak, sen yüksek lisans yapıyorsun değil mi kardeşim? Yani bu, evet. Bu ülkeye bir katma değer sağlayan adamsın. Yok, hiçbir şey sağlamıyorum şu anda açıkçası. Ama nasıl olacak ileride. Hayır kardeşim bak, hiçbir şey bir günde olmaz Burak. Yani Cumhuriyet 29 Ekim'de ilan edilmedi kardeşim. Geçmişi var. Bir temeli var. Ha, anlatabiliyor muyum? Bir şey üretmeye çalışıyorsun. Bu ister kendi memleketine ister başka bir memlekete. Sen üreten, çok ciddi üreten bir adam olarak Wikipedia'nın kapanmasından ciddi derecede etkilendin mi? Yok. Yok. Ama bu Wikipedia'nın kapatılma çünkü problemi... Çünkü ben giremiyorum buradan. Senin ama gibi ben giremiyorum yani. Yok, çok senin önemli. Gibi bir adamın 1,5 saatini yedi burada. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Bunları abi. Çözelim diyorum. Şimdi Yaman kardeşim gene demiş ki savunduğu şeylerin aşırı fanatiği olmuş. Ya babacığım kongre üyesiyim, Beşiktaşlıyım diyorum. Memlekete bir şey katacaksa Fenerbahçe daha büyük diyorum. Neyin fanatiği olmuşum ben? Yani birazcık istirham ediyorum. Kulak uzvunuzla dinleyin, ağız uzvunuzla konuşun. İstirham ederim beyefendi. Ya her konuda söylüyorum. Yani bakın Melody Hanım bir şey söyledi. Şöyle diyelim o zaman. Yaman fikrimi... bir dakika. Yaman şimdi konuşamıyor kayıt aldığı için. Yaman ha, şöyle tamam. Bize yaz. Abicim mesela Mehmet abinin fanatik olduğunu düşündüğün cümleleri, sözleri nerede fanatikti? Bunu bize söylersen o konuda biz de kendisini tabii. Şey yapalım. Yani siz de herkes söyleyin. Uyarın. Ben zaten yukarıda da dedim ki kardeşim söyle ki bileyim dedim. Şimdi Mehmet'i ben tanıyorum. Çok yakın oldu tanışıyoruz ama yakın abim gibi hissettim. Yani böyle yani arkadaşım gibi. Bir yaş büyük de olsa büyük birader gibi. Ayıp oğlum yaş deyip durun. Biliyoruz ya tamam işte neyse. Atarlı matarlı ama kaynak sunmadan şey yapmadan bilgi vermez. Bu yüzden benim YouTube kanalımda bir gün yayın yapacağız. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. O yüzden biliyorum, buraya aldım evet. Yani. Ya estağfurullah, ben çok kötü bir adam da olabileyim Murat'cığım. Problemimiz şu. Bak şimdi geçen Ali Edinç diye bir çocuk senin yayınından bana ulaştı. Bugün hatta bana şey de bir şey sordu Alpay. Dedi ki abi matematiği sevmiyorum. Hani ne önerirsin? Dedim ki Alpay kusura bakma. Matematiği sevmiyorum şey değil. Hayır matematiği seviyorum. Bilimi de seviyorum. Öyle bir şey evet, ama bilmek istiyorum. Bana kaynak önerin. Ha özür dilerim. Çok affedersin. Yani yanlış anlamışım problem. Ama temel şuydu. Bana kaynak öner. Ben sana ne dedim Alpay'cığım? Sen söyle. Ben söylemeyeyim. Ben bu konu olur. Hakkında bir matematik öğretmenine danışmalısın. Çünkü ben bu işin eri değilim dedin. Ve sonra işte Newton'ın matematik prensibiyle ilgili bir kitabını önerdim. Evet. Onu da ne zaman önerdim? Sana yazıdan değil. Sen evet, gruba evet. Girip konuşuyordun. Evet. Aklıma şu geldi. Bende çünkü onun ilk baskılarından biri var Latince. Kütüphanede o gözüme takıldı. Yani ben anladım seni. Yani, belki okursa hani en azından bir şey olabilir. Evet ben senin iyi niyetini de anladım. Yani kısaca buradan şuraya varabiliriz. Emin olmadığı bir şeyi söylemiyor kimseye. Abi, yani ben Mehmet'in zaten iyi niyetinden şüphe olsa burada olmaz zaten. Zaten ben de seviyorum Mehmet abi. Çok sempatik ve bilgili olduğunu düşünüyorum. Ben bunu ona kendisi yazdım. Bilgi konusunda bilgili değilim abi. Biraz kirolu ama kadar hayır bana çalışıyor. Göre hani mesela aslında bilgi de görecelidir. Kime göre bilgili? Tabii. O zaman Mehmet yavaştan toparlayalım. Aynen bitirelim. Abi belki... Yaman bana söylesin de cümleyi yazmamış. Evet çok eşliliği yani, konuşalım. Zamanla anlar çok eşliliği konuşalım diyenler arkadaşlar bir yazsın. 12 tane birimiz olursa yani yarıdan fazla
konuşalım. Çok tamam. Eşliliği. Ben hazırım. Ben uykum yok. Ben de bir iki ne? Bu arada az önce bana Mehmet ya bir şey söyleyeceğim. Ben bir tane çocuğun şeyini paylaştım abi. Köpeklere öyle falan bakım yapıyormuş falan. İyi niyetli. Hayvanları evet, çok seviyorum. Altın abi birisi yorum yapmış. Sen nasıl bunu veganlara et atan biri olarak. Ulan arkadaşım biri var şaka yaptım. Vegan yazmış biri etle. Ben de kesmedim ki bu eti. Ben yapmadım fotoğrafı. İnternetten buldum. Benim Fransız bir arkadaşa da vegan yazarak fotoğraf yaptım. Sen bunu nasıl gördün? Sen nereden bildin? Fake bir hesapla gelmiş. Sen buna haddin yok. Vegan yazıp etle şaka yapan bir adam olaraktan hayvanları savunamıyor. Bu kadar. Yani vegan da olsa bir şeyin... Bu kadar sığ olduk Burak. Nasıl bir şey ya? Abi ben et yiyorum diye hayvan sevemeyeceğim mi? Köpek. Yani ben köpek etmiyorum ya da ne bileyim. Abi ya da şey ben inek eti yiyorum diye inek sevemeyeceğim mi yani abi? Evet. Burak bir şey gördüm. Şu İstanbul'un ormanlarını nasıl keserdi? İşte 1977-90 falan koymuşlar. Biri de altına şey yazmış. Lanet olası veganlar falan gibi bir şey yazmış. Ya çok hoşuma gitti. Bakın biz de, demin de söyledim. Biz her şeyi kaybettik. Tahammül kültürünü kaybettik. Karşılıklı konuşma kültürünü kaybettik. Diyalog kültürünü kaybettik. Zaten Mehmet benim burada istediğim bak. Son zamanlarda özellikle bize bir kavram kargaşası da var. O da çok büyük etken böyle. Ne olduğunu bilmiyorum. Evet Ahmet senin sesi çok çıkıyor diyorlar ama ben kıstım arkadaşlar. Saat 3'le üstüne yapılınca ha, açılıp kapanıyor. Şey pardon birisi kütüphaneyi görmek istemiş. Estağfurullah. Biri kütüphaneyi görmek istemiş. Arkadaşlar Burak'a da geçen söyledim. Aşağı tarafa taşıyoruz. Yeniliyorum. Raflar yetmedi. Bittiği zaman yayına inşallah hazır olacak. İstanbul'daki arkadaş kaldı ki bakın şimdi ben mümkün olduğunca da kitap falan da hediye etmeye çalışıyorum Burak. Ben onu söyleyelim bana, aynen. Bak şimdi bunu bana söyleyen arkadaşlara ben şunu da söyleyeyim. Bakın Burak'a hep diyorum ki bir yayın yapıyor Burak nutuk verelim. Şey kitap verelim. Mümkün olduğunca vermeye çalışıyorum bunları parasız. O konuda ben de yardımcı olurum isteyene. Elimden geldiğince neden biliyor musun? Ya adam alsın benim kitabı. Hava atmak için bile bir cümle okusa öğrense kar arkadaşlar. O yüzden bakın istirhamım. Biz şunu konuşsaydık. Keşke bugün gönül isterdi. Ben Burak'tan bunun da ricasını yapayım. Bir gün yapalım. Arkadaşlar biz yasaklar niye var? Veya neden bu yasaklanıyor yerine? Sanıyorum gene Ahmet söyledi. Ne yapabiliriz mi? Ne yapabiliriz? Kitapları çocuğa nasıl sevdirebiliriz? Burak'cığım bak kütüphane rakamlarını ben neden verdim en başta? İnsanlar beni anlamadı ya da yayına yarıda gelip dinliyorlar. Kardeşim ben kütüphane rakamlarını sana neden verdim Burak'cığım? Şimdi insanlar diyor ki sen de bana dedin nüfus mu? Zaten okumuyorlar. Bak, okumadığı ben, gibi de ben o arada Türkiye'deki bütün kütüphanelerdeki kitap sayısını çıkarttım Burak'cığım. Türkiye'deki bütün kütüphanelerdeki kitap sayısı. Kaç olduğunu tahmin ediyorsun Burak'cığım? 46 milyon kardeşim özel kütüphaneler dahil. Bütün Türkiye. Amerika'dan bir kütüphane örnek veriyorum. 150 milyon Burak. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Abi şimdi şöyle bir şey var. Kütüphane sayıları yüksek falan da bizim Türkiye'de en yok, çok yok. Kitap sayısı yüksek. Din önde olduğu için yani pek gelişmemiz mümkün değil bu konuda. Orkun bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir noktaya geldin başka bir yerden. Burak'cığım bu kitapların %20'si de Kur'an üstüne yazılmış dini kitaplar. Onları da çık kardeşim. Amerikan kütüphanesinde öyle kitap bulamazsın teolojiyle ilgili. Benim de şöyle bir ricam oldu. Ya bir gün Türkiye'de nasıl bilgi düzeyini arttırabiliriz, insanların cehaletini gidebiliriz, eğitim düzeyini nasıl arttırabiliriz, insanları nasıl meraklandırırız, araştırmaya sevk ederiz. Yani bunun da eğlenceli bir aktivite olduğunu, bununla da güzel hoş vakit geçireceğini ikna edebiliriz onları. Bence bir gün bir tartışma konusu olarak da bunu yapmalıyız. Tamam üst öneriler yazın. Arkadaşlar bitirelim. Sorusu olan var mı Mehmet'e? Aklına takılan. Bir daha bu konuya girmeyelim. Bitirelim. Düşüncenin söyle. Bir sorun var. Soru yazana kadar baba bana faşist falan demediler. Ondan çok memnunum. Ben diyeyim hadi sana. Ben diyebilir miyim? Faşo de bana. İtalyan milliyetçi. Faşo. Faşo. Yaman içinden demiş. Sağ ol Yaman'cığım. Her türlü fikre şeyim kardeşim. Sen o şekilde değerlendiriyor olabilirsin. Şimdi bir sorun olacak. Soruyu sor dostum. Şey, biz Wikipedia'nın kapanması konusunda bayağı bir konuştuk, tartıştık falan. Ben dışarıdan biri olarak yani Türk daha doğrusu Türkiye'de yaşamayan biri olarak dışarıdan bir yorum
yapmak istiyorum sadece. Yani anladığım kadarıyla pek böyle tartışmalarla veya hem konuşmaları pek bir şey değişmeyeceğini düşünüyorum. Yani görüyoruz ki iktidar istediğini yapıyor falan. Yani kaynakların ne kadar sağlam olduğunu bilmiyorum ama bir fen lisesine 17 İmam Hatip düşüyorsa yani burada bu tartışmaları neyi değiştirebiliriz ki? Yani ben de şöyle düşünüyorum. Olur bir gün. Haklı, tamam bak o zaman şöyle diyeyim. Olur bir gün bu yayınımız birilerinin eline geçer. Bir tane çocuğun biri bizi dinler. Bu çocuk da dediği gibi saçma sapan tarih ileri inanan bir adam olur. Ya bu adamlar mantık diyor der ve iş biter. Ben böyle düşünseydim YouTube yayınlarına başlamazdım. Kendi kanalımdan başladım. Ben Evrim Ağacı'ndan başlamadım. Şu an dokunduğumuz kitle, ulaştığımız kitle aklınızın hayalinizi alamayacağı kadar çok insan. Köylerden her yere, doğusuna batısına. O yüzden bir umut. Biz sadece elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuşma o yüzden zaten yönetimi değiştirmek değil, bilgilendirmek bence. Evet. Gayet seviyeli değil mi arkadaşlar? General nasıl buldu? Yok, gayet seviyeli gibi faşistler vardı, faşikler vardı. Tabii buyur. Bu Evrim Ağacı'nın işte canlı yayınlarında böyle ayrıyetten hani bilim adamı, akademisyenler dışında böyle popüler kültür camiasında tanınan isimleri de çıkarmayı düşünür müsünüz yani? Hani, yok ya, şu an çok öncelikle üniversitelerde keşfedilmeyi bekleyen doktor öğrencileri, şey yapanlar, oturun, onlar daha iyi. Biri bilinen, biri bilinmeyen tarzında. Cuma mesela işte. Peki canlı yayın olmasa da bunları dur şöyle yapalım. Kaydı bitirelim. Kaydı bitirelim. Ben bitiriş yapayım. Sonra bunu konuşalım arada. Çünkü çok olmuş tamam mı şey? Tamam. Evleri. Evet arkadaşlar. Kayıtları yayınlayacak mısın? Yok gelme saklayacağım. Tabii yayınlayacağım. Atacağım sitesine. Burada etiket de var hatta kayıtlar tamam. Diye. Kaydı arşivleri diye. Birazdan yükleyeceğim. Bu arada Aziz Sancar'ı yükledim arkadaşlar. Dünkü konuşmamızı. O hemen Hulkşehir'den bakabilirsiniz. Ben linkini ekliyorum. Yok şimdi, Yaman eşcinselliğe girmeyeceğiz. Burak'a da trolleyeceğim. Sokturmayacağım o konuya. Faşistim ya ben. Evet arkadaşlar. Bugün Faşist Mehmet'le şeyi konuştuk arkadaşlar. Güzel bir konuydu. Kendi savunduğu şeyler anlattı. Yani gayet seviyeliydi. Kendince gerçekten haklı yanları da var. Çözüm bulamadık ama ya. Ne yapılacak? Çözüm bizde bitmiyor çünkü. Biz bulamayız. O yüzden umarım faydalı bir podcast olmuştur. Kendinize iyi bakın. Evet, kaydı da sonlandırabiliriz. Görüşmek üzere. Bir sonraki yayında görüşürüz arkadaşlar.